Günaydın sevgili izleyiciler. 3 Kasım Perşembe sabahı Tele1 ekranlarında Gün Başlıyor programında sizlerle birlikteyiz. Evet, yeni bir güne başlıyoruz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Sizlere dünden, bugünden, yarından haberler vereceğiz. Her zaman olduğu gibi. Dün önemli haberler var, önemli gelişmeler var, tartışmalı konular var. Tabii özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu trafiğinde Türkiye'nin artık bir merkez ülke haline geldiği ve e, varlık barışı e, ile kara parayı çeken, kara parayla beraber kara para sahiplerini de Türkiye'ye çeken siyasi e, kararlar ve uygulamalar sonrasında Türkiye'nin artık mafyanın çatıştığı bir ülke haline geldiğini de e, dile getirdiği e, o konuşmanın yankıları sürüyor. E, o konuşma Türkiye'de büyük bir toplumsal soruna da aslında e, işaret etmiş oldu. E, dün programda e, söylemeye çalıştım. Yani... Enflasyonla ilgili resmi veriler ve bizim hayatta, gerçek hayatta karşılaştığımız veriler arasındaki fark o kadar büyük ki. O yüzden TÜİK'in açıkladığı verilerin ya da herhangi bir resmi kurumun ya da herhangi bir bakanın enflasyona ilişkin söylediklerinin toplum nezdinde bir karşılığı yok. Toplum enflasyonun ne olduğunu biliyor. Burada uyuşturucu meselesiyle ilgili de toplum sorunun büyüklüğünün farkında. Hemen herkes bir biçimde... Eşi, dostu, akrabası, onların çocukları ve onlar üzerinden e, bu sorunun her geçen gün nasıl katlanarak arttığını e, görüyor ve çocuklarını e, bu büyük beladan koruma derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla e, bu kadar önemli ve temel bir konuda tartışılmayı, tartışmayı siyasi iktidar... E, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü'ne iftira atıldı diyerek küçültmek ve diğer taraftan çarpıtarak da siyasi zeminden başka bir zemine kaydırmaya çalışıyor. Bu kendisi sorumlu, kaydırdığı alan çok daha büyük. <laughs> Özür diliyorum. Çok daha büyük bir sorunu işaret ediyor. Dün programlarımızda, ana haber bültenimizde ve 18 dakika programında özellikle işlendi. Biz de gün başlıyor programında söylemiştik. Yani askeri vesayetten şikayetçi olduğunu söyleyerek iktidara gelen AKP iktidarının artık bir AKP vesayeti kurduğunu ve bu vesayetin arkasına da silahlı güçleri de aldığına dair tartışmalar elbette yapılmaya başlandı. Türkiye bir seçime gidecek ve bu seçimin öncesinde polisin, jandarmanın, AKP'nin siyasi politikalarının arkasında ve ana muhalefet ya da bugün ana muhalefet, yarın diğer siyasi partiler. Onların karşısında konumlanmasının Türkiye'yi nereye götürdüğü, nereye götüreceğine dair bir tartışma, oldukça önemli bir tartışma var. CHP lideri Londra'da, Londra'da temaslarına başladı. Daha kısa bir program öngörmüşlerdi ancak bu temiz para, kirli para meselesi nedeniyle Teknoloji, teknoloji şirketleri, üniversiteler, onlarla kurulan e, bağlantılar, temasların dışında, e, finans çevreleriyle de e, toplantılar planlandığı ve bu nedenle işte 4 günlük bir programın yapıldığına dair e, biraz sonra sizlere Selin Sayık Böke'nin paylaştığı programı da e, aktaracağız. E, Kılıçdaroğlu Kasım sonunda asıl Türkiye için neler planladıklarını anlatacağını söyledi ve dün attığı mesajlarda da Türkiye'ye temiz paranın gelmesi için çaba gösterdiğini söylüyor. Temiz para gelirse kirli para kaçar diyor. Diğer taraftan mafya liderlerine de sesleniyor sokaklardan hepsini temizleyeceğine dair de mesajları var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğansa dün AKP grubunda konuştu. Bu konulara dediğim gibi bir farklı zemine kaydırarak, farklı bir alana taşımaya çalışarak yanıtlar verdi. Haram dedi, helal dedi. Yani haramı helali biz biliriz dedi. Haram helali kim ne kadar biliyor? Hangisi haram, hangisi helal? Bunlar belki ayrıca konuşulabilir. Yani bunlar üzerinde farklı tartışmalar yapılabilir ama tartışma o değil. Tartışma o değil. CHP liderinin söylediği bambaşka bir şey var. Diğer taraftan anayasa değişikliği konusunda AKP Dün partileri ziyaret etti ee, CHP, İyi Parti ve HDP'ye yapılan ziyaretler dikkat çekici tabii. Özellikle HDP'ye yapılan ziyarete odaklanıldı. Hani bir tarafta parti kapatma e, Anayasa Mahkemesi'nde görüşülüyor. AKP'liler ağızlarını her açtıklarında HDP'yi <laughs> terör örgütünün bir parçası gibi tanımlıyorlar. Diğer taraftan onu e, HDP'yi şeytanlaştırırken onunla yan yana fotoğraf veren, hatta bırakın yan yana fotoğraf vermeyi, e, hani uzaktan şöyle bir elinizi kaldırsanız ''Aa HDP'ye selam verdi'' diye toplumun önünde teröre paydaş olmuş gibi yorumlayan AKP iktidarının anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesine elbette insanlar şaşırdılar. E, ne oluyor diye soranlar var. 6 parti, 6 partinin altında HDP, HDP ile birlikte masaya oturdular derken bir masa değil ama sehpanın etrafında AKP ve HDP'lilerin de bir araya gelebildiğini gördük. Demek ki siyaset böyle yapılıyor. E, siyasetin gereği e, farklı. E, madem öyle, niye böyle konuşuyorsunuz demek lazım. Yani e, ya da niye Böyle konuşurken sonra dönüp bu işleri yapıyorsunuz diye sosyal medyada sorulduğu gibi de sorulabilir. HDP'ye ilişkin bir tartışma da var tabii. Pervin Bulda'nın grup konuşmasında, salı günü, onu dün ben kaçırmışım o haberlerin arasında, Cumhuriyet'in 99. yılı nedeniyle kurduğu bir cümle var. 99 yıldan 100. yıla giriş nedeniyle 100 yıllık bir yıkımdan bahsediyor Cumhuriyet'in ilanı ve bugüne bir yıkımdan bahsediyor. Tabii Pervin Bulda'nın bu sözleri de büyük tepki çekti. Türkiye'de Cumhuriyet'e karşı kurulmuş, sarf edilmiş cümleler ve o cümlelerin sonrasında AKP-HDP buluşması da ayrıca dikkat çekici, onu da söyleyeyim. Yani randevu bir gün önceden alınmış ve o randevunun üzerine de bu sözler sarf edilmişse çok daha ilginç hale gelir. Bilmiyorum randevunun hangi saatte alındığını HDP'den ama bu Bugüne kadar bir terör örgütünün sanki uzantısı gibi sürekli yorumlar yapan AKP iktidarının cumhuriyet karşıtı sözlerden hemen sonra bir gün sonra HDP ile buluşmasına da manidar diyebilir miyiz bilmiyorum yani o sözler söylenmesiydi de mutlaka buluşacaklardı ama ortaya da böyle bir şey çıktı. O ne anlama geliyor? O HDP'de e, bir e, kesimin, bir grubun, e, belki Pervin Buldan'ın e, öne çıktığı, e, temsil ettiği bir görüşün e, cumhuriyetle ilgili e, duruşunu ifade ettiği e, bu alanda e, HDP içinde farklı düşünenler ya da bunun HDP'yi ne kadar kapsadığı, ne kadar kuşattığı e, konuşulabilir, tartışılabilir. Elbette konuşan HDP eş genel başkanı olunca e, ve bu mecliste Grup toplantısında sarf edilince bunu HDP'nin görüşü olarak değerlendirmek e, gerekiyor. O görüş, o görüşü de konuşacağız, e, aktaracağız. O konudaki tartışmaları da paylaşacağız. Onu da söyleyelim. Yani AKP ile Cumhuriyet düşmanlığı konusunda uzlaşma mesajı mıdır bu? Yoksa e, nedir? Buna da bir bakmak lazım. <laughs> Gazetelerin ilk sayfalarını aktaralım. Çok gündem var, e, kulisler var, arka planda gelişmeler var. Hani böyle e, ilk başlık olarak özetleyemeyeceğim haberler var. Mesela Sözcü Gazetesi e, ile başlayacağım ama mesela Sözcü'nün haberiyle başlamayacağım. Sözcü'nün kendisi haber oldu. Çünkü Sözcü Gazetesi'nde e, son derece iyi e, gazeteciler, e, bilim insanları, hani tarihçi, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz e, isim gibi isimler e, gazeteden çıkartıldı. Bundan sonra kendilerine artık köşelerinin kapalı olduğu sözcü gazetesinde yazmayacakları bildirilmiş. Onlar da dün sosyal medya hesabından paylaştılar. Sözcü bunu bir küçülme olarak anlatıyor. Yani diyor ki ekonomik olarak sıkıntıdayız. Dolayısıyla bir e, daralmaya gidiyoruz ve sizden vazgeçiyoruz. Şimdi olabilir mi? Olabilir. Zaman zaman kurumlar <laughs> bu tip e, kararlar alabilirler. Ama Böyle mi uygulanır derseniz böyle uygulanmaz. Bir bilinen şey şu: sözcü gazetesi aynı zamanda bir televizyon kurma hazırlığında çok uz uzun süredir devam eden bir çalışma bu. Yani değişik dönemlerde kurulmak istendi. Bunun için kadrolar kuruldu, kadrolarla anlaşmalar yapıldı. İşte bir 23 Nisan dendi, 29 Ekim dendi vesaire vesaire. Farklı farklı geride bıraktığımız iki yıl içerisinde farklı dönemlerde. Yayına çıkmak üzere, hatta bir frekans alındı biliyorsunuz logosu değişmedi diye haber oldu, ee, sözcü manşet yaptı, bizim logomuzu değiştirmiyorlar diye. Ee, neyse sonunda logoyu da değiştirdiler ama yayına geçmediler. Onun kurulum e, hazır e, yayına başlamak için hazırlıkların yoğunlaştırıldığı bir dönem. Yani kaynaksa kaynak, yani kaynak e, televizyona aktarılacak belki bilmiyorum. Ama böyle bir dönemde tam seçime giderken. Bu isimlerle ekonomik zorluklar yaşanıyorsa, <laughs> aldıkları paralar öyle atla deve midir? Yani ne kadar para alıyorlar? öyle sözcünün yayın yapmasını engelleyecek kadar e, yani çok ciddi bir tasarruf sağlanmış mıdır bilmiyorum ama e, oturulup konuşulabilir. Böyle dönemlerde e, gerçek birden yani bir ekonomik daralma varsa e, oturulup yani bu böyle bir mali yükle karşı karşıyayız, zorlanıyoruz. Acaba bunu nasıl halledebiliriz? Hani ücretlerin düşürülmesi vesaire gibi belki tekliflerle gidilebilir. Öyle bir şey olmamış. Yani bir avukat arayıp sizinle artık bundan sonra çalışamayacağız diyerek e, durumu bildirmiş. Hal böyle olunca burada da bir e, politik tavır, bir eksen kayması söz konusu mu değil mi o da tartışılıyor. E, bir süredir özellikle Ekrem İmamoğlu konusunda işte hiçbir habere yer vermediği Ekrem İmamoğlu'na karşı bir e, tavır içerisinde olduğuna dair de zaten sözcü gazetesi konuşuluyor ve tartışılıyordu. Dolayısıyla böyle bir ilginç döneme gidiyoruz. Seçim yani seçimin kendisi pek çok şeyi yerinden oynatıyor. Öyle görülüyor. Yani siyasi partiler, siyasi partilerin açıklamaları, medya organları, onların tavırları e, pek çok oynayan taş var. Herkes bir pozisyon mu almaya çalışıyor yeni döneme ilişkin? Ee, orada kimler kimlerle hangi ortaklıklar, hangi el sıkışmalar, arka planda hangi gelişmeler var? Belki biraz daha şeyin ortaya çıkması lazım. Bakacağız, göreceğiz e, ve aktaracağız elbette. Ee, Sözcü gazetesi kendisi böyle haber oldu. Onu önce söylemiş olalım. Sonra da başlayalım. Bugün Haldun Solmaz Türk bizlerle birlikte olacak saat 9'da. Onu da şimdiden anonslayayım. Saat 9'da Cuma günleri birlikte oluyorduk ama bu hafta Perşembe'ye çektik. Önemli gündem maddeleri de var. Özellikle şu polis akademisi mezuniyet töreni, o mezuniyet töreninde AKP marşlarının çalınması, jandarma ve emniyetin siyasete müdahalesi, uyuşturucu ve onunla ilgili tartışmalar ve daha pek çok konu. Haldun Solmaz Türk'le saat 9'dan itibaren konuşacağımızı söyleyelim. Bugün enflasyon açıklanacak tabii. Enflasyon verileri bekleniyor. Dün Fed faiz arttırdı. Fed'in faiz arttırma kararının ardından e, önümüzdeki dönem ne yapacağına ilişkin şimdi yorumlar, e, analizler var. Çünkü 6 ay sonra, 1 sene sonra yapacakları üzerinden piyasa e, da hareketler gelişiyor. Bakın dolar 18.62'de. Bakalım gün içerisinde ne olacak? ev bizim enflasyonumuz, Amerika'da Fed'in faiz arttırma kararı gibi ekonomi haberleri de gün içerisinde yoğun biçimde aktaracağımız haberler arasında olacak. Başladık. Sözcü. AKP fabrikaları sattı, şimdi bakkal açıyor. Erdoğan daha önce söylediklerinin yine tersini yapıyor demiş. Erdoğan 2010'da başbakanken <laughs> artık sokak aralarında bakkal devri kapandı. Bakkal olayı bitmiştir demişti. O sözlerin üzerinden 12 yıl geçti. <laughs> Erdoğan'ın bakışı değişti. Dün grupta konuşan Erdoğan, altı şehrimizde 250 noktada Kop Bakkal projesi uygulayacağız. Vatandaşa temel tüketim maddelerini bakkal formatında ulaştıracağız dedi. Erdoğan, Kop bakkalların 75 ila 150 metrekare büyüklüğünde olacağını söyledi. Sayıların da kısa sürede 1000'e çıkarılacağını açıkladı. İşletmeyi de vatandaş yapacak. Kop Bakkal. Anladım. Belki unutulmasın hani bu e İnsanı ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri diye sürekli Cumhurbaşkanının da tekrarladığı Nakarat çerçevesinde bu bakkalların AKP döneminde Recep Tayyip Erdoğan döneminde kurulmuş bakkallar olduğunu e, hatırlatacak başka bir isim bulunabilir bence. <laughs> yani ne olur onu bilmiyorum ama hani AKP'li ya da Recep Tayyip Erdoğan'ı da hatırlatacak böyle bir kombine isim başka bir şey olması lazım sanki. Bilemedim işte. Kop bakkal deyince, yani kop gel gibi oluyor. O biraz şey. <laughs> Şeyler de artacaktı. Hani gayet uygun fiyatları vardı. Tarım kredi kooperatifleri. Onlar e, sayıları bir anda artırılacaktı. 500 ila 600 metrekare ya da 1000 metrekarelik alanlarda yapılacaktı. Ne oldu? Yer mi kalmadı? Yer bulunamadı herhalde. Efendim aradık aradık bir türlü 1000 metrekare yer bulamıyoruz. Artık öyle bir yer kalmamış. E, ne yapalım? 100-150 metrekarelik yerler var. Hani market kuramasak da bakkal kurarız deyip mi bu formülü ürettiler bilmiyorum. Ama AKP fabrikaları sattıktan sonra şimdi bakkal kurarak siyasi propaganda peşinde. Ne yapacaksın? 20 yılın sonunda bakkal kuruyoruz arkadaşlar. Güzel. nerede? zaten tam buna değindi dün grup toplantısında. Değindiği konulardan biri buydu dedi ki "Mübarek e, utanmasa bu seçimde bir de bizi deneyin diyecek. Yani işi oraya kadar geldi." diyor. İyi Parti lideri Meral Akşener Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklayan Erdoğan'ı eleştirdi. Şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş. Utanmasa bu seçimde bir de bizi deneyin diyecek. Merak etme, 7 ay kaldı." diyor Meral Akşener, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzyıl Türkiye Yüzyılı açıklamalarından sonra. Ve manşet Polis bandosu AKP şarkısı söyledi. Asker ve polisi siyasetinize alet etmeyin. Polisi politize ettiler. Toplumun her kesimini kucaklaması gereken polis saraydaki törende AKP şarkısı söyledi. Polisin alet edilmesine tepki yağdı. İktidar okula, kışlaya, camiye siyaseti soktu. Devletin kurumlarını AKP'lileştirdi. Ülkeyi parti devleti haline getirdi. Bunun son örneği saraydaki polis akademisi mezuniyet töreninde yaşandı. Polis bandosu AKP'nin Türkiye Yüzyılı programı için bestelenen şarkıyı seslendirdi. Herkese eşit mesafede olması gereken polisin toplumun bir kesimini temsil eden bir partinin korosu gibi kullanılmasına tepki yağdı. İyi Partili Müsavat Dervişoğlu bu suçtur. Polisimizi AKP'ye siyasi payan da yapmaya çabalamak toplumun toplumsal huzurun temeline dinamit koymaktır dedi. Önemli en önemli gündem maddelerinden biri bu. Yani bu nerelerde oluyor? İşte var mesela İran'da rejim polisi var değil mi? Yani devletin değil, rejimin polisi. Türkiye'de tek partili bir sisteme doğru gidiyoruz. Tek adam sistemi kuruldu, tek partiye doğru gidiyoruz. Şimdi onun polisi, onun jandarması, onun silahlı kuvvetlerini kurmaya dönük çalışmalar mıdır bu çalışmalar? Bu büyük ve önemli bir tartışma konusu. Atılan her adım toplumda bu kaygıyı uyandıracak nitelikte. Görüntüler yemin törenlerinde edilen yeminler, mezuniyet törenlerinde ortaya çıkan görüntüler, CHP Genel Başkanı hakkında bir talimatla suç duyurusunda bulunulması bunları üst üste koyduğunuzda Özellikle belirli tarikat ve cemaatlerin polis, jandarmada hakim hale geldiği yönündeki e, bilgiler, AKP ne yapmak istiyor, AKP Türkiye'yi nereye götürüyor sorularını elbette gündeme getiriyor. Bu yapılan hukuksuzluk diyor İyi Parti, CHP'den de tepkiler var. Bu haberi bir hazırlar mısınız arkadaşlar? Polis mezuniyetinde AKP şarkısı iki numaralı haber. Erdoğan'ın şarkıyı nasıl alkışladığını da özellikle bir pencere içerisinde vermiş sözcü gazetesi. Şimdi göreceksiniz. Yani o kadar mutlular, o kadar hiç o kadar normal ki onlar için. Karşılarında polis, polis mezunlar ve onlar koltukta AKP şarkıları söylenirken alkışlıyorlar, huzur içerisindeler yapmak istedikleri şeyin bu olduğu anlaşıldığı kadar diğer taraftan ya ne oluyor? Yani ben tarafsız, bağımsız, bunluk üzerine yemin etmiş bir cumhurbaşkanıyım ve burada polis bir partinin parti propagandasının şarkısını söylüyor diye bir düşünce yok. Bekler misiniz? Normalde beklemem ama beklememiz gerekir. Yani çünkü bu başka bir şey. Hazır mı arkadaşlar haber? Tamam, iki numaralı haber. Ee, bakın başka bir toplantı var. Bu da habersizce AKP toplantısına götürülen gençlerle ilgili. Liselileri teknoloji toplantısı diye AKP toplantısına götürdüler. Gençleri siyaset alet ediyorlar. Bir tarafta polis, diğer tarafta gençler. İzmir, Menderes, Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerinin teknoloji etkinliğine götürüleceği duyuruldu. Zaten velilere de böyle bir belge imzalatılmış. O da o belgede var. Yani velin, velisi olduğum bilmem kimin şu tarihte yapılacak toplantıya götürülmesine, e, teknoloji buluşmasına götürülmesine izin veriyorum diye bir kağıt imzalıyorsunuz. Öğrencinizi teknoloji e, etkinliğine götürüleceğini düşünerek... Verdiniz izni. Çocuk da tamam diyor ben bir teknoloji etkinliğine gideceğim. Ancak bu lise'liler AKP logosu ve flamalarıyla donatılan bir salonda ilk oyum Erdoğan'a sloganının yer aldığı etkinliğe götürülüyorlar. Yani AKP'nin en son Diyarbakır'da o kalabalığı nasıl topladığını anlatmıştık. Sivas'a kadar uzanan bütün doğuda Güneydoğu'daki illerden otobüslerin taşındığı, devlet memurlarının özellikle görevlendirildiği e, muhtarlara mutlaka gelin, gelmezseniz diyerek e, selfie'nizi çekin, geldiğinizi de mutlaka belgeleyin diyerek e, nasıl e, talimatlar verildiğini hepsini anlatmıştık. Meydanda böyle kalabalıklar toplayıp, diğer taraftan salonda seçim öncesi ilk oyum Erdoğan'a diyerek Gençleri ayağına getiriyor AKP iktidar. Dehşet, bir başka dehşet haber daha size. Hadi polisle ilgili haberimizi izleyelim, sonra devam edeceğiz. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beştepe Milli Kongre Merkezinde düzenlenen polis akademisi mezuniyet törenine katıldı. Törende Erdoğan ve soylu konuşmalarını yapmadan önce Polis Akademisi Bandosu sahnede yerini aldı. <laughs> Polis Akademisi Bandosu dinletide Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı programının şarkısını seslendirdi. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, AKP'nin seçim şarkısı olarak nitelendirilen bu şarkının Polis Akademisi mezuniyet töreninde seslendirilmesine sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü propagandalarına alet ettiler dedi. Türkiye Yüzyılı, AKP'nin seçim kampanyasının başlığı ve sloganıdır. Polis Akademisi mezuniyet töreninde bu kampanyanın şarkısının kullanılması da yine açık bir şekilde parti devletinin göstergesi. 177 yıllık Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de kendi propagandalarına alet ettiler. Yazık. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakansa sosyal medya hesabından törendeki o anları yayınladı. AKP iktidarına sert tepki gösterdi. Polis Akademisi Payem mezuniyet töreninde üniformalı polis ve asubay birlikte AKP'nin Türkiye Yüzyılı Propaganda şarkısını söylüyorlar. Bu ülkenin askeri, polisi AKP'nin değil devletin askeri polisidir. Ne yaparsanız yapın öyle kalmaya devam edecek. İyi Parti İzmir milletvekili Musavat Dervişoğlu da o görüntülere tepki gösteren isimlerden oldu. Polis Akademisi mezuniyet töreninde AKP'nin seçim çarkısının çalınması anayasanın alenen ihlaldir, hukuk tanımazlıktır, suçtur. Polisimizi her gün biraz daha eriyen AKP'ye siyasi pehanda yapmaya çabalamak millete meydan okumaktır, toplumsal huzurun temeline dinamit koymaktır. Evet. Bir taraftan bu görüntüler var. Diğer tarafta ne var? Bakın bir e, dün akşam muhtemelen birçoğunuz izleyememiştir. E, ya da tercih etmemiş de olabilir. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV A Haber işte o grubun e, ortak yayınındaydı. E, orada yine bildiğimiz şeyleri anlattı bir taraftan ve seçimin nasıl götürüleceğini de hani kampanyada izleyeceğimiz videoları da aslında ekrana getirdi çünkü işte bir ATV Savaşay. Yıllardır. Aynı şey. Bir Savaşay vardı. Siz onu biliyor musunuz? Bilmemem mümkün mü? Yani yılda 20 kere tekrarlanıyor. 20 kere gösteriliyor. Her katıldığı programda gösteriliyor. Bir de öyle bir kayıt vardı. O da hazırlayın. Onu da yayınlayın filan denilen bir şey. Ne diyelim? Buluşma. Erdoğan programı. Orada ihanetin dili diyerek tüm muhalif kesimleri hedef alan bir video paylaşıldı. O videoda e, Telebir tele Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Yanardağ da hedef gösterilen isimlerden biriydi. Onu söyleyeyim. Tele1.com.tr'de haberi e, detaylıca görmek mümkün, izlemek mümkün videosuyla beraber e, Erdoğan katıldığı ATV A Haber, A News, A Para Tabi para bol. Bir sürü kanal kuruldu tabi. Doğru. Ortak canlı yayınında muhalefetin ihanet dili başlığı altında hazırlanan kolaj görüntülerde tele 1 hedef gösterildi. İktidarın projelerine yönelik eleştirilerin değerlendiği videoda Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA yorumu da ihanet olarak servis edildi. Bunu da aktaralım. Yani Tele1 ve Tele1'e karşı sürdürülen operasyonun e, merkezine dair de bir fikir böylece herhalde ortaya çıkıyor. Bu videolar, bu videolar kanalların özel hazırladığı videolar mı yok e, yoksa zaten propagandanın bir parçası olarak bu videoları yayınlayacağız diyerek kanallara teslim edilen videolar mı? Onu bilemem. İkisi arasında çok fark yok. Sonuçta aynı merkeze çalışan aynı merkezler olarak da tanımlanabilecek e, kurumlar herhalde bunlar o kadar bütünleşmişler. Bu konuyu da konuşuruz. Devam ediyorum gazetelerle. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmene bu yapılır mı? Sokakta hakkını arayan öğretmene polis engeli. Öğretmenler dün meslek yasası ve kariyer basamakları sınavına karşı tepki göstermek için meydanlara çıktı. İktidara çağrı yaptı. Binlerce öğretmen tepki çeken yasa ve sınavın iptalini istedi. İstanbul'da ise müdahale vardı. Polis, Cağaloğlu'ndaki eğitim müdürlüğüne yürümek isteyen öğretmenlere izin vermedi. Oturma eylemine polis müdahale etti, arbede yaşandı, iki kişi gözaltına alındı. Evet. Yukarıda AKP şarkısı söyleyen polis aşağıda öğretmenlere müdahale haberi var. Niye müdahale? ya niye müdahale? Talimat öyle. Bu haberi de hazırlayalım arkadaşlar. Öğretmenlerin dünkü eğitimciler eylemini. Beş numaralı haberi ben şu başlıkları vereyim ondan sonra haber aktaralım. İsrail'de yeniden Netanyahu dönemi var. İsrail'de son 4 yıldaki 5. seçimi eski başbakan Benjamin Netanyahu'nun lideri olduğu sağ ittifak kazandı. Aşırı sağcı partilerin yükselişi dikkat çekti. Hani İsrail'le böyle e, yeniden işleri yoluna koyalım. Aman bir büyükelçi atayalım karşılıklı e, laf söz olmasın filan deyip bir önceki başbakanla çok iyi anlaşıyoruz bilmem öyle oluyor böyle oluyor derken hop seçim ve Netanyahu yeniden karşısında. Yani Erdoğan İsrail'e gidecek denirken İsrail'de karşısında Netanyahu olacak gibi görülüyor. Engeller mi? Erdoğan diyor ki niye engellesin? Yani biz sonuçta İsrail'le kalıcı bir anlaşma içerisindeyiz. Böyle bir süreci işletiyoruz. Bu sürecin aksayacağını zannetmiyorum. Aksamamasını da umuyorum. Yani İsrail'le iktidar değişikliğine bağlı olarak değişmemesi lazım diyor. Muhalefet öğrencinin bursu 1500 lira olsun dedi. İktidar reddetti. İktidar sizin demenizle de olmaz diyor. E, madenci heykeli böyle zulüm görmedi. Bu haberi zaten dün aktarmıştım sizlere. E, madenci heykelini boyamışlar yani böyle daha güzel demişler bir sanatçı var sanatçı orada bir hani siyah tamamen kömür tozuna bulanmış siyah tulumu rengi içeri girerken ne olursa olsun siyah bulanmış bir madenci heykeli yapmış ya bu böyle güzel değil temiz durmuyor deyip madende çalışan madencinin üzerine temiz elbise görüntüsü vermek için maviye boyamışlar temiz olsun demişler Bakış açısı öyle olunca. Eğitimciler dün e, eylemdeydi. Bu öğretmenler arasında ciddi sorun yaratacak, eğitim sistemiyle ilgili yeni sorunlar, yeni sorun alanları e, yaratacak meslek yasasıyla ilgili yapmayın etmeyin diyor iktidara. İktidar duymadığı gibi bir de öğretmenin karşısına polisi dikiyor. İzleyelim. İktidarın değil, halkın öğretmeniyiz. İstanbul. Öğretmenler aldıkları maaşlarla bu kiralarını nasıl ödesinler ödeyemiyorlar. İzmir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir. Ankara. Bugün bu ders aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hakkı dersi. Türkiye'nin neredeyse hemen her noktası. Eğitimciler öğretmenlik meslek kanununa karşı iş bıraktı, sokaklara çıktı. Açıklamaların tamamı belirlenen saatte planlanan gibi gerçekleşti. Yalnızca bir yer hariç. İstanbul'da toplanan eğitimcilere yollar açılmadı, arbede yaşandı. <laughs> Milli eğitime tepkilerimizi iletmek istiyoruz. Ama maalesef emniyet müdürlüğü bu yürüyüşümüze izin vermiyor. Öğretmenlik meslek kanununu kabul etmiyoruz. Kariyer sınavını reddediyoruz diyen 14 sendika İstanbul Çemberli Taş'ta bir araya geldi. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürümek istiyor. Ancak yürüyüşlerine izin verilmiyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne girerek bu açıklamayı orada yapmak istedik. Yer yerinden oynadı. Bütün emniyet ayakta. Sultanahmet'in dört bir yanını emniyet güçleri çevirmiş durumda. Tam 14 sendika ortak hareket etti. Hem öğretmenlik meslek kanunu hem de 19 Kasım'da yapılması planlanan kariyer sınavının iptal edilmesi en temel talepleriydi. Çemberli Taş Meydanı'nda bir araya gelen öğretmenlerin basın açıklamasını okuyacakları adres İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önü olacaktı. Ancak planlanan gibi olmadı. Emniyet güçleri yürüyüşe izin vermedi, açıklama okunmadı. Bu açıklamayı Orada yapmak istiyorduk ama maalesef engellendi. Biz bu açıklamayı her ortamda yaparız. Ama bunu buradan protest ediyoruz ve açıklamamızı yapmıyoruz, çöp atıyoruz. <laughs> Yes, yani bu barikat yine çocuklarının öğretmenlerine, çocuklarının geleceğini hazırlayan eğitimcilere... Öğretmenlerin bir günlük iş bırakma eylemi sadece tartışmalı meslek kanununa karşı değildi. Ağırlaşan ekonomik koşulların altında okullarda aç kalan öğrencileri için de sokağa çıktılar. Okullarda Ki anlamda... en azından bir tost 20 liraya yiyor öğrencilerimiz. Bir tostla bir ayran içtiği zaman 25 lira 30 lira veriyor. Bizim öğrencilerimiz bunu verebilecek öğrenciler değil. Okulda çok aç öğrenci var. Öğrenciyle bir ölüm, ücretsiz yemek. Tüm bu tartışmaların arasında müziğe de izin yoktu. Emniyet güçleri davul ve zurna eşliğinde halay çekmek isteyen öğretmenleri engelledi. Hem enstrümanları çalan iki öğretmen, hem de müzik aletleri gözaltına alındı. Öğretmenler bir süre sonra bırakıldı ama bir davul ve bir zurna emniyet güçleri tarafından geri verilmedi. Burada bizim sadece davulumuz çalıyor diye davulumuza müdahale ediyorlar. Davul çalmakla hiçbir şey olmaz. Memlekette memleketi çalanlara müdahale etsinler. Bizde öğretmenden memlekete zarar gelmez, fayda gelir birleşe birleşe direne direne kazanacağız. Öğretmenlik meslek kanunu geri çekilecek. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Cumhuriyet gazetesine geçeceğiz. Cumhuriyet gazetesi Polis AKP şarkısı söyledi. Devlet memurları yasasına aykırı iktidar seçim yaklaşırken kamuyu da, inancı da kullanıyor demiş. Erdoğan ve Soylu'nun katıldığı törende polis akademisi bandosu AKP'nin Türkiye Yüzyılı programı için bestelenen şarkıyı söyledi. Hukukçu Erkan, töreni düzenleyenler, şarkı çaldıranlar ve sahne alan polisler bakımından görevi kötüye kullanma suçu oluşmuştur ifadelerini kullandı. 20 yıllık iktidarında seçimlerde kamu kaynaklarını da dini de kullanmaktan çekinmeyen AKP, 2023'e 7 ay kala aynı kartları sahaya sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imamlara hutbede başörtüsü talimatı vermesinin ardından Bakan Soylu da polislere abdestsiz evden çıkmayın dedi. Evet bir de öyle bir şey var. Yani yalnızca polis, jandarma değil. Tüm Diyanet ve müftüleri, imamları da AKP'nin kontrolünde gibi davranıyorlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan en son onlara mutlaka camilerde bu bizim yasal düzenlememizi başörtüsüyle ilgili anlatın dedi. Anlatın dedi. AKP tek parti her şeyi hakimiyetine, her şeye hakim olduğu, her şeyin kontrol altına aldığı bir yeni dönemi başlatmak istiyor. Bunu seçimli mi, seçimsiz mi filan diye bir tartışmaya gerek yok. 2023 seçimleri AKP'ye bu ruhsatın ya verileceği ya da yeter. Buraya kadar bir parti olarak artık senin yerin muhalefettir denileceği seçim olacak. 2023'teki seçim öyle bir seçim. Lise öğrencileri AKP mitinginde veliler tepkili aktardım. Öğretmenlerin eylemi Öğretmen Susmaz başlığıyla verilmiş. Binlerce eğitimci sendikaların öncülüğünde bir gün iş bıraktı. Ee, kirli para gidecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere temasları başladı. Kılıçdaroğlu önce maddi olarak batırdılar. Sonra da kara paraya izin verdiler. Ve manevi batırma süreci başladı. Temiz parayı Türkiye'ye nasıl getiririz? Türkiye'yi kirli paradan nasıl arındırırız? Bunun için Londra'dayım dedi. Akşener'den Erdoğan'a muhalefeti içselleştirdi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener Türkiye Yüzyılı Vizyonu belgesini 20 yılın sonunda vizyon diye pazarlanan bir vizyonsuzluk vesikası diye eleştirdi. Akşener Erdoğan şimdiden muhalefet partisi olmayı içselleştirmiş. Utanmasa bir de bizi deneyin diyecek ifadelerini kullandı. Şu Türkiye vizyonu ile ilgili bir haberimiz vardı muhalefetin tepkisine dair. 19 numaralı haber arkadaşlar bunu bir toplar mısınız? Bunu bir de Muhalefetin bu konudaki tepkilerini görsel olarak ekrana getirelim. Yön eylemin bir araştırması var. Bugün e, pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Erdoğan 3 isme karşı kaybediyor. Yön eyleme göre Türkiye nasıl yönetilmektedir sorusuna katılımcıların %58'i kötü yönetiliyor yanıtını veriyor. Ankete göre seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş karşısında kaybediyor. E, kesinlikle oy vermem diyenlerin oranı %55. Yani ee, bu anketin öne çıkan özeti, başlığı bu. Kesinlikle Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı %55. Şimdi bu %55'i sandığa çekecek. Erdoğan'a oy vermeyecek ama e, onun oyunu alabilecek aday tartışması bundan sonra artarak sürecek. Öyle görülüyor. <laughs> Yurttaş krediye sarıldı. AKP'nin ekonomi politikaları altında ezilen halk karta yüklendi. Bankalar arası kart merkezi verileri enflasyon altında ezilen yurttaşın kredi kartına yüklendiğini ortaya koydu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Eylül'de yapılan toplam ödeme bir önceki yıla göre %128 arttı. Kartlarla yapılan ödemelerde en fazla büyüme %205 ile akaryakıtta yaşandı. Para yok. Zaten akaryakıta para o kadar para kim cebinde tutacak ki? Sabah yani Akaryakıt almam gerekti. Ya acaba 100 liralık alıp yola devam edebilir miyim diye şöyle bir an geçirdim. Hani aklımdan. Sonra düşündüm 100 lirayla yolda kalırım yani. Öyle. Eskiden hani 100 lira alıp birkaç gün, 3 gün, 5 gün neyse hani aracı kullanabilirken ya da 5 gün, 10 gün bilemem mesafeye göre şimdi 100 lirayla gidebilir gidip gelemem bir daha almam gerekir diye. 100 liralık artık alamıyorsun yani. Alsan ne olacak ki? Kaç kilometre götürür seni? Dolayısıyla kredi kartı artık daha çok kullanılıyor. Bu artış artan maliyetlerle ortaya çıkan da bir artış aynı zamanda. Biraz sonra enflasyon, yani bugün enflasyon verileri açıklanacak. Dolayısıyla TÜİK'in bize sunduğu enflasyonu göreceğiz. Ondan önce ENAG'ın sunduğu enflasyonu da göreceğiz. İstanbul Ticaret Odası zaten İstanbul enflasyonunu %108 olarak e, önceki gün aktarmıştı. E, dış ticaret açığı, ekonomik veriler arasında son derece önemli. Çünkü bu iktidar, bütün bu yaptıklarını biz cari fazla vereceğiz, o yüzden yapıyoruz diyor. Enflasyon olabilir, o olabilir, bu olabilir ama... Sonunda cari fazla vereceğiz diyor. Ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat %3 artışla 21 milyar dolar. İthalat %32 artışla 29 milyar dolar ve açıkta %430 artışla 8 milyar dolar oldu. Bakın dolar kuru yüksek. Normalde döviz kuru bu kadar yüksek olduğunda ithalatın azalması beklenir. Bu bir önceki yıl olmuştu. Döviz kuru patlamış ve döviz kuru patlayınca bunun ithalatta böyle bir daraltıcı etki yarattığını görmüştük. Şimdi öyle değil. Türkiye'deki mevcut enflasyonla beraber aynı zamanda üretim modeli nedeniyle ithalat devam ediyor, artarak devam ediyor. İhracat 21, ithalat 29. Ve her ay açık toplandığınızda büyüyerek devam ediyor. Dış ticaret açığı da uçmuş durumda. Peki bu ekonomik tablo karşısında AKP iktidarı ne anlatıyor derseniz, dün Bakan Nebati yine masal anlatıyordu. Masal. Hangi masal anlattı? Biraz sonra paylaşırım. Hazır mı arkadaşlar Türkiye yüzyılına ilişkin tepkiler? Peki, verelim. Geçen haftaki vizyonsuzluk belgesi bize gösteriyor ki gidişatı gören Sayın Erdoğan şimdi de muhalefet partisi liderliğini işselleştirmiş. Hayal pazarlamasını öngördüğüm toplantıdan hayal bile çıkmadı. Utanmasa bir de bizi deneyin diyecek ve hayal pazarlama toplantısı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'ne muhalefetin öfkesi dinmiyor. Buradan çevresindekilere seslenmek istiyorum. Lütfen biriniz Sayın Erdoğan'a 20 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın. Bu şekilde gülünç duruma düşmek bir cumhurbaşkanına gerçekten hiç yakışmıyor. Milletin aklıyla bu kadar alay etme. Devir eski devir değil. Herkes her şeyi görüp biliyor Erdoğan. Yemezler bu numaraları. Bu yanlış bilgileri yalan desem yine dava açacak. Açsın anı, açsın. Bu yalanları millet yemez. CHP lideri Kılıçdaroğlu da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çık karşıma sana vizyon ne göstereyim sözleriyle Hoca Meydan demişti. Ben hazırım gel 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 kaçma gel gel gel. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 yılda hayal ettiğin hangi hedefi tutturdun diye soran muhalefetin AKP'nin vizyon belgesine yanıtı sandık oldu. Hala çıkmış. Ah bir seçilsem neler neler yapacağım diyor. Hatırlayın dört buçuk yıl önce de bu kardeşinize verin yetkiyi, görün etkiyi demişti. Verdik yetkiyi, gördük etkiyi. Bu kafayla da bunun da gerçekleşmesi mümkün değil. Sen kafayı bırak. 7 ay sonra zaten bunların devletle işi kalmayacak. Buradan kendisine seslenmek istiyorum. Sen hiç merak etme Sayın Erdoğan. Şunun şurasında 7 ay kaldı. Evet devam ediyoruz. Türkiye vizyonu. AKP'nin Türkiye vizyonu bu. Şimdi yeni bir şey daha yapacaklarmış. Ne? Adı aklıma gelmiyor. Yine muhalif gazetecileri falan çağıracaklarmış. Yeni bir organizasyon peşinde AKP diye haber vardı. Ee, uyuşturucuda da zirve İstanbul'un. Barış Terkoğlu yazmış. Uyuşturucu kullandıktan sonra e, posası dışkıyla vücuttan atılıyor. Bilim insanları kanalizasyon atıklarından numuneler aldı. Stockholm'de 25.3, Berlin'de 8.1 miligram çıkan uyuşturucudaki bir işte bir uyuşturucu ile ilgili verileri paylaşmış Barış Terkoğlu. İstanbul'da kaç biliyor musunuz? Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buna yanıt versin. İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı bize iftira atıyor. Hiç adını bile anmadığı ve bu konuya girmediği halde Türkiye bir uyuşturucu merkezine döndü. Artık gençlerimiz açısından bir cehenneme dönüştü diye yapılan siyasi yorumlara suç duyurusunda bulunuyorlar ya. İstanbul'da bakın Stockholm'de 25, Berlin'de 8.1 miligram olarak tespit edilen uyuşturucu İstanbul'da 120 ve kanalizasyondan çıkıyor sonuç. Bu bir yöntem. 120. Barış Terkoğlu aktarmış. İstanbul'un idrarında uyuşturucu, mafya hesaplaşmalarının başkentine dönüştü. Bunların nasıl olduğunu bugün yazmış. Ya kamuoyunun önünde bir sürü olay var ya. Burhan Kuzu meselesi var ya. Uyuşturucu baronları, bu baronların kimler tarafından nasıl korunduğu, nasıl yurt dışına kaçırıldığı, İstanbul'da işlenen cinayetler, mafya hesaplaşmaları, zindaştı kuzu meselesini bir kez daha hatırlatmış Barış Terkoğlu. Yani orada da çok başarılıyız filan dedikleri hikayede de öyle çok büyük başarı filan yok. Çok yakalıyoruz. E çok yakalıyorsun da ya çok var ama. Daha çok var. Eskiden 5 yakalanıyordu. Biz şimdi 10 yakalıyoruz. E eskiden 10 vardı, 5 yakalanıyordu. Şimdi 100 var, 10 yakalanıyorsa ne yapacağız? Geride kalan 90 oluyor. Eskiden geride 5 kalıyordu. Çünkü yakalanmayanı bilmiyoruz ki. Raporlarınızda o yok. Bak yakalanmayan burada var ama. Sizin yakaladık diye övünmek için hazırladığınız raporlarda uyuşturucunun bir yanı var. Yakalayamadıklarınızda bak kanalizasyon raporlarından çıkıyor. Yakalayamadıklarınızın oranı bir aylık yüksek. Onu da görmek lazım. Nerede hata yapıyoruz? Nerede yanlış yapıyoruz diye bakmak lazım. Uyuşturucu satıcısı görünce bacaklarını kırın. E, uyuşturucu baronları dolaşsın, geçsin. Buraya kara para aklanacak. Hani istediğinizde parayı nereden kazanırsanız kazanın getirebilirsiniz diyeceğiniz. Dünyada gri listeye girdiğimiz bir ülke haline getirin. Sonra uyuşturucu satıcısının bacakını kırın. Deyip uyuşturucuyla mücadele ettiğiniz algısı yaratmaya çalışın. Uyuşturucuyla mücadele de yetersizsiniz. Mücadele etmiyorsunuz diyemeyiz. Uyuşturucuya yol veriyorsunuz da diyemeyiz. Böyle bir şey demiyoruz zaten. CHP lideri de söylemiyor. Yani uyuşturucu ticareti yapanlarla bir işbirliği ve ortaklıktan bahsedilmiyor. Böyle bir iddia yok mücadelede yetersizlikten bahsediliyor. Tam tersine bunu teşvik eden yasal düzenlemelerden bahsediliyor. Emniyette bilgisi yok yani, siyasetle bilgisi var. Bir gün, 20 yıllık yıkıma son verme vakti. AKP'nin tek başına iktidara gelmesinin bugün 20. yıl dönümü. Aa 3 Kasım, evet evet doğru bak bu 20 yılda ülke adaletten ekonomiye her alanda uçurma sürüklendi. 21. yılında yani AKP artık. Profesör Somer toplumsal değerlerin bu süreçte unutturulduğunu söyledi. Profesör Doktor Kalaycıoğlu kurumsal bir yozlaşma yaşandığını kaydetti. AKP'nin harcı 28 Şubat'ta atıldı. 3 Kasım işte o seçim vesaire filan. Peki 20 yılda neler oldu? AKP'nin iktidara gelişinin 20. yılında Ülke büyük bir yıkıma sürüklendi. Sermaye zenginleşirken emekçilerin yoksullaştığı bu süreçte ucuz ekmek, ucuz yağ için kuyruklar uzadıkça uzadı. En düşük kira bedeli asgari ücretin üzerine çıktı. Ülkenin en değerli kuruluşları bir bir elden çıkarıldı. Türk lirası en değersiz para birimlerinden biri oldu. AKP'nin 20 yıllık iktidarı sürecinde yaşananları değerlendiren Profesör Doktor Murat Somer Bahsedilen tahribatlar aslında bir sonuç, düzeltilebilecek konular. Fakat bunları nasıl değiştireceğimizi unuttuk, dedi. Profesör Doktor Kalaycıoğlu ise 20 yılın ardından 4. Y'yi yani yozlaşmayı da eklediler. Muazzam bir yozlaşmayla karşı karşıyayız dedi. Evet, yoksulluk artarak devam ediyor, yasaklar artarak devam ediyor, yolsuzluk artarak devam ediyor gibi görünüyor. E bir de üzerine yozlaşma geldi diyor. Dördüncü ye. Kalaycıoğlu. Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu. Sarayın rüşvet gibi paketleri de nafile. Yön eylemin yaptığı araştırma verilmiş. Yani EYT onu yapacağız, burada bunu yapacağız, şurada şunu yapacağız filan bir sürü paketler açıklıyor ya. KYK o bu bu bu. Onların hepsinin bir, hiçbirinin karşılığı yok. Hepsi boşuna demiş. Öyle demeyelim yine belki bu arada <laughs> bunu boşuna dersek AKP iktidarı ya boşuna zaten yapmayalım diyebilir. Yapın yapın yani yapmanızda bir zarar yok yapın. Yani iş bugüne kadar iş değilse e, hakları yenmişler, e, büyük sıkıntıya düşmüş insanlar belki bir nebze rahatlarlar. E, o yüzden yapın yani. O haberi şey yapalım şey. Yani, halk çıkarları, kamu çıkarın ezdinde şimdilik sansürlüyüm. Nafile demeyelim de az etkili oluyor olabilir. Daha çok etkili olması için daha çok çalışmalısınız. Daha çok şey yapmalısınız. Anlatabildim mi? Tamam. <laughs> Ders vermedi, hakkını istedi. Öğretmenlik meslek kanununa karşı eğitimciler ülkenin dört bir yanında iş bıraktı. Veli ve öğrenciler destek verdi. Her yerde eylem bir günün ilk sayfasında. ESK'da zarar yarım milyar. Et ve süt kurumu ESK. Kötü yönetim nedeniyle iflasın eşiğine gelen et ve süt kurumunun dönem zararı katlandı diye bir haber var. Uyuşturucu kri krizi, saray rejimi uyuşturucuyla mücadelenin başarılı olduğunu ileri sürse de emniyetin verileri tehditin büyüklüğünü gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun saray düzeni uyuşturucu salgınını besliyor şeklindeki sözleri sonrası iktidarla muhalefet arasında söz düellesi sürüyor. AKP Topyökün saldırıya geçerken CHP'li Altay, "Türkiye neden gri listede Erdoğan?" diye sordu. İktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren uyuşturucu son yıllarda büyük bir soruna dönüştü. Emniyetin verilerine göre bu yılın 7 ayında şu kadar ton, 8.6 ton bu uyuşturucu türünden yakalandı. Ölümlerde de büyük artış var. Uyuşturucu krizi Bununla ilgili bir haberimiz vardı arkadaşlar. Ee, özür diliyorum. 4 numaralı haberimizi hazırlayabilir miyiz? 4 numaralı haberi. Burada yani yaşadığımız krize ilişkin haberimiz hazır verelim. İktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Adam ne diyor? Ya biz cari açığımızı uyuşturucu satışıyla kapatıyormuşuz. Ve vicdansıza bak ya. Bu ne akıl ya? Ya sen kendinde misin? Türkiye uyuşturucunun transit geçtiği bir yerin adı idi. Şimdi Türkiye uyuşturucu pazarı olan bir yerin adı bunu siz yaptınız. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü iddialar siyasetin yeni gündemini belirledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara parayla cari açığı kapatma meselesi için partisinin grup toplantısında konuştu. Yargıya başvuracaklarını söyledi. Milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Bay Kemal'i eserek gürleyerek korkutamazsınız. Dava açacağız demişler. Açmazsanız namertsiniz. Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede tarihi başarılara imza attığını söyledi AKP'li Cumhurbaşkanı. Ona yanıt Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan geldi. Altay, Türkiye'nin uyuşturucu karnesine işaret eden raporları tek tek kürsüden gösterdi. Organize suçlar ve bilhassa Uyuşturucuyla mücadelede de tarihi başarılara imza atmaktadır. Bu büyük başarı dünyada yayınlanan raporlarda da açıkça belirtilmektedir. Bak OECD raporu. Fat Türkiye'yi kara listeye, gri listeye almış. Al. Avrupa Uyuşturucu Raporu Erdoğan. Trendler ve Gelişmeler. Başlığını gösteriyorum ki merak edersin bu raporda ne yazıyor diye bir bakarsın diye. Avrupa Birliği raporu. Birleşmiş Milletler. Al Erdoğan. Şu fotoğrafları adamların izliyor bizi. Şu raporlara bir bak ya. Ha. Narko Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporu Erdoğan. Al. Erdoğan bunu oku. Uyuşturucu kullanım yaşının ona kadar düşmüş olması işin ciddiyetine dikkat çeken vahim bir gösterge. CHP'li Altay da bu olguya dikkat çekti. Kimyevi bir uyuşturucu olan metam Bunu gayet iyi biliyor musun galiba? Öyle bir şeyler duydum. Bay Kemal evlatları uyuşturucu bataklığında can çekişen annelerin feryadına üzülüyor. Bay Kemal Türkiye'de uyuşturucunun çok yaygınlaşmasını, 10 yaşın altına, 10 yaşa, 11 yaşa kadar inmesine üzülüyor. Ve çarpıcı bir iddia daha. Altay Merkez Bankası verilerinden yola çıkarak 2003-2022 arası Türkiye'ye kaynağı belirsiz olarak giren paraya işaret etti. Bu aynı zamanda Türkiye'de pazarın da genişlediğini, kullananların sayısının da çok orantı dışı arttığının bir işareti. 82 milyar 618 milyon dolar para 2003-2022 arasında net hata noksan kalemi üzerinden Türkiye'ye girmiş. Kaynağı belli olmayan para. Evrensel Gazetesi, AKP'li belediyede geçinemiyoruz isyanı demiş. AKP'nin yönettiği İstanbul Pendik Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 250 işçi geçinemediklerini belirterek iş bıraktı. Çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz, sendikacılar ortada yok diye de e, alt başlıkları var haberin. Evet, geçim her geçen gün daha da zorlaşıyor. E, hayat pahalandıkça kazandığımız yetmiyor ve her ay, her gün bir öncekinden daha zor hale geliyor. E, her alana yayılabilir. Yani bu geçinememe meselesi büyük mesele. Aralığı bekleyin. Aralığı bekleyin. Aralığı bekle de. Aralıkta açıklayacaksın. Ocak'ta kazanacaksın. Şubat'ta vereceksin. O zamana kadar %30 daha enflasyonu yükleyeceksin. Zaten verdiğini baştan alacaksın. Kaloriferli evden sobalı eve geçiş. Evet. Dersim Pertek'te. Kömür fiyatlarında artıştan dolayı yurttaşlar ya köylerine dönüyor ya da kaloriferli daireleri bırakıp sobalı dairelere geçiyor. Ayrımcılığa son. Eşit işe eşit ücret. Öğretmenlerin dünkü eylemi. Çocuklara yemek talebine skandal ret. Her 4 çocuktan biri okula aç giderken okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi teklifinin görüşüldüğü Gebze Belediye Meclis toplantısında AKP'li belediye başkanı Okula aç giden çocuk yok. Solcuların uydurması." dedi. AKP'li üyeler teklifi reddetti. Kocaeli Ekmek ve Gül Dayanışma Derneği "Çocuk açlığı ülke gerçeği" dedi. Evet, tok açın halinden ne anlar diye? Zaten ee, çok hani hepimizin bildiği e, durum burada geçerli. Yani AKP'liler açın halinden anlamıyor. Niye? E, tok çünkü. Tok Tok ve aynı zamanda sağına soluna da bakmıyor. Baktığında gördükleri de tok. Korkusuz. Her bebek 6508 lira borçla dünyaya geliyor. Hayata gözlerini açtığına belki de bin pişman olacak demiş. 2023 yılı bütçesinde faiz giderine 565 milyar lira pay ayrıldı. Kişi başına düşen yıllık faiz ödemesi 6508 lira. Bu sırf faiz ödemesi. Başka bir deyişle bir çocuk bu kadar boşla dünyaya merhaba diyor. Hani kişi başı milli gelir falan diyorlar ya, hiç görmediğimiz bir milli gelirimiz var ya, 9 bin dolar, 9 bin dolar kişi başı, vay! 4 kişilik aile, 36 bin dolar, vay! Çarp 18 ile o kadar para giriyor evlere, milli gelir. O milli gelirin girmediğini biliyoruz ama bak bu borcu üstleniyoruz. Milli gelir yalan, borç gerçek. Üstelik burada milli gelirin tam tersine, milli gelirde kazananların kazandığı parayı hiç kazanmayanlar dahil edilerek bölündüğü için sanki kazanıyormuş gibi gösteriliyor ya, yani orada bizim bize düştüğü söylenen 9 bin dolar hiç düşmüyor. Tam tersine 9 bin dolarlar başka yere kayıyor. Bize düşen pay daha az. Buradaysa tersi. Burada 6.508 liralık kişi başı düşen borç Gelirin arttıkça azaldıkça artan bir borç. Gelirin arttıkça bu borç seni etkilemiyor. Böyle bir borcun da yok zaten senin. Sana vurmuyor. İki yönlü. Milli gelirden daha az pay alıyorsun ama toplam borcu daha fazla ödüyorsun. Adaletsizliğin dibi yani. Düşük maaşıyla geçinemeyen halk kredi kartlarına fena yüklendi diye kredi kartı verileri Korkusuz Gazetesi'nde de var. Belediye AKP'li olunca suya zam makul oluyor demiş. Can Ataklı bugün yazmış. AKP iktidarı yerel seçimlerde aldığı yenilgiyi hala hazmedemiyor. Evet, Ankara'daki su indiriminden sonra başka başka illerde suya zam yapıyor AKP'li belediyeler. Belediye AKP'li olunca suya zam makul, başka yerlerde makul değil. Ee, sergen var burada yüzünü gören tanıyamıyor bir daha bakıyor. Ne yaptın sen Sergen demiş. Böyleydi böyle oldu. Ne yapmış ki? Gözaltı torbalarını kaldırmış, düşük göz kapaklarını kaldırmış, burnundaki kemeri düzleştirmiş, yüzündeki kırışıklıkları azaltmış. O eski halinden eser yok şimdi diyor. <laughs> Bu ne ya? Ne yaptın sen sergen? Haber bu. Neyse ya merak edenler olabilir izleyicilerimiz. Ee, şey bu. Görüntü bu. Rıza Akın hayatını kaybetti. Önceki gün beyin kanaması geçiren ve ameliyata alınan oyuncu Rıza Akın. 65 yaşında yoğun bakımda vefat etti. Akın için bugün İstanbul'da Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek. Cuma günü ise Adana'da defnedilecek. Evet bir sanatçıyı daha kaybettik. Rıza Akın. Ajda Pekkan'ı da nazar değmiş, o da düşmüş, kalça kemiğinde çatlaklar oluşmuş, e, ameliyata alınmış. Böyle bir haber de var Korkusuz Gazetesi'nde. Ona da geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. E, Karar Gazetesi, siyaset değil, beka meselesi demiş. CHP liderinin gündeme taşıdığı metamfetamin tehlikesine karşı emniyetin aldığı önlemleri açıklayacağına suç duyurusunda bulunması tepki çekti. Bari çocuklarımızın hayatı siyaset üstü kalsın çağrısı yapıldı. Narkotiğin zehir raporu korkunç tabloyu ortaya koydu. Kullanım 2020'de patladı. 2 yıl içinde 81 ile yayıldı. Yalnızca bu yılın ilk 7 ayında 8 bin kilo yakalandı. Ölüm oranı %46'ya çıktı. Bakın narkotik emniyet zaten bunun ne kadar yaygınlaştığını, ne kadar e, sarsıcı sonuçlar doğurduğunu raporlaştırmış. Zaten Engin Altay da gösteriyor. Bunu oku diyor Erdoğan. Yani emniyetin hazırladığı rapor var al oku. Burada göreceksin zaten. Cehenneme dönmüş durumda. Son derece önemli bir konuya dikkat çekiyor CHP Genel Başkanı. Öyle sen emniyete saldırdın, jandarmaya saldırdın filan denilerek üzeri kapatılabilecek bir konu değil. Çıkın bu konuda başka şeyler söyleyin. Başka şeyler söyleyin. Siyaset değil, beka meselesi diyor Karar Gazetesi. Yerinde bir manşet, yerinde bir başlık. Tabi bu meseleyi rayından çıkartma ve başka bir alana taşımak için ne dedi Süleyman Soylu? Hem şahsım, hem kurumlarımız. Kurumlarımız derken emniyet ve jandarma suç duyurusunda bulunacak dedi. Ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Biz bugüne kadar iktidara karşı bildiriler, et, e, e bildiriler filan. Hani bunları gördük. AKP iktidarı da zaten yıllar içerisinde askeri vesayete karşıyız, askeri vesayete karşıyız filan diyerek iktidara geldi ve iktidarı dönemince de bunu söylemeye devam etti. Hatta yine AKP'lilere göre askeri vesayeti ortadan kaldırmak için Amerika ile ve FETÖ ile işbirliği yaptıklarını da biliyoruz. Öyle diyorlar çünkü. Ya ne yapalım yani Fetöyle suç, işbirliğinde bizi suçluyorsunuz ama ya FETÖ ile işbirliği yapmak zorundaydık, askeri vesayeti kaldırmak zorundaydık. Yani bugün itibariyle bir terör örgütü olan FETÖ ile işbirliğini askeri vesayeti kaldırmak için yapmışlar. Bak bak, mazeret de bu. O kadar önemli onlar için. Peki bugün Türkiye'yi nereye getirdiler? Bugün olmadık bir şey oluyor iktidara karşı değil, ana muhalefete karşı, muhalefete karşı silahlı güçler suç duyurusunda bulunuyor. Siyasete müdahale mi? Artık asker, polis, jandarma vesayetini mi konuşmaya başlayacağız? Onunla ilgili bir haberimiz var. Ee, Türkiye nereye gidiyor? Bunu ciddi ciddi oturup konuşmamız gerektiğini ortaya koyan bir haber izleyelim. 12 Eylül. Şimdi anladınız mı neden 141, 142 hayır diye bağır bağır bağırıyorlardı? 28 Şubat. <laughs> 27 Nisan. Tamamen siyasi bir karar. Askeri vesayet, bürokratik vesayet. AKP'lilerin yıllarca dilinden düşürmediği vesayet yeniden gündemde. Türkiye'de askeri vesayet sistemine son veren siyasi hareketin temsilcisi AK Parti'dir. 2002'den sonra yaşanan toplumsal ve politik dönüşümün özü budur. Eskisinden farklı olansa hem bürokraside hem de askeri alanda vesayetin arkasındaki gücün artık AKP olması. Amerika, siz, cemaat üçünüz ortak askeri vesayeti mi yıktınız Türkiye'de? Evet. Emniyet ve jandarmanın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan tweetleri askeri vesayet tartışması başlattı. Kahraman polisimizi ve jandarmamızı kendinize kalkan yaparak da kusurlarınızı örtemezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığını söyledi ve bu kirli parayı yani milyar dolarları yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Kılıçdaroğlu iktidarın uyuşturucu trafiğini yönettiğini söylemedi. AKP'nin varlık barışıyla dünyadaki kara parayı ve mafyayı Türkiye'ye çektiğini söyledi. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir. Nereden getirirsen getir. Kaynağını sormayacağım dediler. Kirli paraya yani uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye'ye davet edersen, onları her türlü imkanı sağlarsan, doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye'ye gelir. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan sözleri iktidar tarafından çarpıtıldı. Bu iftiranın hesabını elbette Hukuk önünde de soracağız. Varlık barışı üzerinden yanıt vermek yerine CHP liderini emniyet ve jandarmayı suçlamış gibi yanıtladılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, polisine, jandarmasına, askerine uyuşturucu parası ile cari acıyı kapatıyorlar iftirasını atması. Bay Kemal polis demedi. Erdoğan. Bay Kemal jandarma demedi. Hiç demedi. Ne dedi? Foto -Roman Süleyman dedi yanıtlar siyaset sahnesinde kalsa anlaşılabilirdi. Ancak Cumhuriyet tarihinde ilk kez ana muhalefet partisi liderine İçişleri Bakanlığı'na bağlanan jandarma teşkilatından yanıt geldi. Bir başka silahlı güç olan emniyet teşkilatı da aynı cümlelerle aynı mesajı verdi. Daha bir süre önce elinde silah olmayan emekli amirallerin montru açıklamasına askeri vesayet tepkisi göstermişti AKP. Soylu bu bildiri için rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz demişti. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşsa emekli amirallere vesayetçi eski Türkiye sevdalısı diyerek o devirler geride kaldı demişti. Emekli askerlerin açıklamasından vesayet çıkartan AKP, iki silahlı güç, jandarma ve emniyete konuyla hiç ilgisi olmadığı halde Siyasi mesaj verdirmekten çekinmedi. Hem şahsımız hem de kurumlarımız. Ortaya çıkan tablo iktidarın Ergenekon, Balyoz kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm yapısını değiştirdiği ve kontrol altına aldığını düşündüğü asker ve polisi AKP saflarında siyasete müdahaleye zorladığı şeklinde yorumlanıyor. Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı göz yumuyor demedi Bay Kemal. Fotoğraman sülü göz yumuyor dedi. Siz şimdi bunların arkasına saklanarak, bunları kendinize kalkan yaparak kamu vicdanında aklanacağınızı mı zannediyorsunuz? Evet, siyaset değil beka meselesi. Bu da bir beka meselesi. Siyaset açığını uyuşturucuyla kapatmak istiyor. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na yüklendi. O da böyle söylemiş. Ee, Meral Akşener, Erdoğan muhalefet olmayı artık içselleştirdi. Muhalefet olarak konuşuyor diyor. Öğretmene el kalkar mı? Öğretmenlerin dünkü eylemi sırasında polisin müdahalesi e, Karar Gazetesi'nde de aktarılmış. E, Ali Babacan neden gelecek yüzyılı bekliyorsun? Erdoğan'a vizyon belgesi eleştirisi getirmiş. <laughs> ya neden bekliyorsun diyor yani. Öyle ya, zaten iktidarsın, 20 yıldır iktidarsın. Ya neden bir vizyon belgesi paylaşıyorsun ki? Zaten iktidarsın. Hani muhalefet olursun da iktidara gelince bunları bunları yapacağım filan dersin. İktidarsan direkt hayata geçir. Neden yeni yüzyılı bekliyorsun? Türkiye yüzyılında demokrasi, katılımcılık, insan hakları diyorsun. E niye gelecek yüzyılı bekliyorsun? Yapsana bugün. Elini tutan mı var? Ali Baba demiş. Davutoğlu hukuk gelecek, ekonomi güvenle ayağa kalkacak. Davutoğlu İstanbul Kadıköy'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İktidarın politikalarını eleştiren Gelecek Partisi lideri, iktidara gelirse ne yapacağız dedi. Ekonomideki izleyecekleri yolu anlattı. Tasarruf tedbirleriyle devletin boşalan rezervlerini tekrar dolduracağız. Hukuka güveni yeniden tesis edeceğiz. Liyakati esas alacağız. İtaat eden değil, ehliyetli olanların ra makamları emanet ederek piyasaların güven duyacağı bir iklim inşa edeceğiz demiş. Koridorda 4 gün sonra yine yeşil ışık. Kiev yazılı garanti verdi. Rusya anlaşmaya döndü. Putin'in Karadeniz filomuza saldırı düzenlendi sözlerinden sonra tahıl koridoru anlaşmasından çekilen Rusya, Türkiye'nin de etkili olduğu temas trafiğinin ardından geri adım attı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sunulan garantileri yeterli bulduk, anlaşmanın uygulanmasına devam edilmesi kararı alındı ifadeleri kullanıldı. Moskova'nın adımı sonrası Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı tekrar başlarken küresel piyasada buğday fiyatları düşüşe geçti. Kaçak Ocak'ta ölüme vicdan karası indirim. İki işçi can verdi, patron 6 yıl yedi. Türkiye Amasra faciasına ilişkin soruşturmaya kilitlenmişken Zonguldak'tan cezasızlık endişelerini arttıran bir haber geldi. Geçen 28 Şubat'ta Kilimli'deki kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Kadir Ulama ve Ümit Kurt hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında ocak sahibi Mustafa Kurt tutuklandı. Davaya ilişkin son duruşmada bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan takdiri indirimle 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Madenci aileleri vicdan yaralayan karara isyan etti. Kaçak ya kaçak. Ya kaçağında ölümün cezası iki madencinin ölümünün cezası 6 yıl. Resmisinde ne olacak? Soma'da gördük. Yani resmisinde de çıkan o kadar zaten. Amasra'da ne olacak? Dün komisyon toplantısı vardı. Türkiye Taş Kurumu Kömürü Genel Müdürü, Amasra'da yine müdür, yani sorumlu kişiler komisyonda konuştular. Sorular soruldu. Sorulara işte yanıtlar verdiler. Hatta bir ara ya biz bu sorulara yazılı yanıt versek falan diye çıkan sorumlulara hayır, sözlü olarak yanıt verin. Gerekiyorsa arayın, konuyu bilen, hani bilmiyorsanız ilgili kişiye sorun, ondan sonra burada açıklayın denildi. Komisyon Başkanı'nın tavrı böyleydi. Onu not olarak iletelim. Önemli yani bu tavır. O yazılı işi çünkü başka bir şey. Ve havalandırma ile ilgisi yok dediler. Bilir kişi ön raporunu dün, ondan önceki gün ekrana getirmiş ve paylaşmıştık. Havalandırma yeterli olsaydı patlama olmazdı denilen bilir kişi raporuna karşın Türkiye Taş Kömürü Kurumu bu madenin işletenler, işte oradaki sorumlular havalandırma ile ilgisi yok diyorlar. Bir bakalım yani acele etmeyin. Belki sensör sorunu olabilir. İçeriye bir girilsin. Sensörün konulduğu yer yanlış olabilir. Başka bir sorun olabilir. Ee, böyle kömür tozu filan, metan gazı, havalandırma eksikliği. Hayır. Ama iyi ama siz havalandırma için zaten hani bir çalışma yürütüyormuşsunuz. E, yürütüyoruz Soma'dan sonra bir karar alındı diyor. Bakın acı bir itiraf var orada. Soma'da e, yaşananlardan güya, hani Türkiye ders çıkartacaktı ya AKP iktidarı bir daha Soma'lar yaşanmasın diye meclis çalıştığı çok ciddi raporlar hazırladı yine. E, o raporlardan hiçbirinin yapılmadığını Özgür özel o mecliste raporu göstererek söyledi. Böyle yüzlerce sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Ya birini yapsaydınız bari dedi. Dün komisyondaki görüşmelerde anlaşılan şu. Evet yapılmamış. Yapmak için yola çıkmışlar. 2018'de itibaren İhaleler açılmış ve hala yapılamamış. Üstelik diyor ki e, bu ihaleyi yapan e, sorumlu kişi, <laughs> ya biz en azından ihale yaptık. <laughs> ya Türkiye'de hala bunun ihalesine girmeyen var. Hala bu havalandırmayı yalnızca emiş değil, hem emiş hem itiş, işte yani hem içeriye temiz hava verecek, hem içerideki pis havayı çekecek e, bir sistem kurulması yönünde daha adım atılmamış bir sürü maden var. Biz yalnızca emiş vardı, o da çalışıyordu. O yüzden havalandırma sorunu yok diyorlar. E, o itişi de, yani temiz havayı da içeriye verecek e, sistemi kurmak için ihaleye girdik. E, yapamadık, bitmedi. İşte girdik, olmadı. Salgın geldi, olmadı. Öyle oldu. İhaleler iptal oldu. 3 yılda, 4 yılda bir ihale bitirilememiş. Sonra da zaten maden patladı. Ama bunları normal olabilir işler gibi anlatıldığını söyleyelim. Bir kez daha hatırlatalım. Amasra en azından yeni Amasralar olmasın diye tüm maden ocaklarının gözden geçirilmesi ve bu bilirkişi raporu da dikkate alınarak aynı eksiklerin var olduğu maden işletmelerinde üretimin durdurulması zorunluluğunu ortaya koyuyor. İşçilerin haklarını ödeyerek ama hem Soma'dan hem Amasra'dan çıkartılan derslerle yeniden güvenli hale getirerek çalışmaların başlaması gerekiyor. Şu anda başka başka madenlerde de benzer risklerle, benzer eksikliklerle çalışmalar devam ediyor mu, etmiyor mu? Sorulması gereken en önemli sorulardan biri bu. Amasra'nın hesabını görmek lazım. Ama şu anda çalışan madenlerle ilgili de tespitleri bir an önce yapmak lazım. Yani patlama olduktan sonra komisyon kurup neden patladı araştırması yerine patlamasın diye çalışmak gerekiyor. Ver parayı kap mavi tiki. Ee, Musk, işte Elon Musk e, kullanıcılardan aylık 8 dolar ücret tahsil edecek bundan sonra. O da mavi tik için, mavi tik olmayanlar herhalde ücretsiz aynı şekilde devam edecekler. Ee, onunla ilgili konuşmuştuk. Çok da konuşmaya gerek yok. Su akar yatağını bulur derler. Yani Twitter olmazsa başka bir şey olur. Bir mecra olur yani. Yeni mecralar kurulur, bulunur. Milli Gazete İngilizler yol gösterdi, Yahudiler işgal etti. Siyonist işgal devletinin diplomatik altyapısı olarak nitelendirilen Balfour deklarasyonu üzerinden 105 yıl geçti demiş. Filistin nasıl işgal edildi onun hikayesini bugün manşetine taşımış. Bu deklarasyonun 105. yılında 105 yıl üzerinden geçti diyerek. Bu arada tabii Filistin'de, şey İsrail'de seçimler yapıldı ve Netanyahu yeniden başbakan olacak öyle görülüyor. Bu son dönemde AKP'nin geliştirmek istediği İsrail Türkiye ilişkilerinde nasıl etkiler doğurur? Ona ilişkin analizler, yorumlar var. bugünden sonra daha çok yapılacak bu analizler. Karamolluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Evet, Saadet Partisi 8. olan Büyük Kongresinde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamolluoğlu'na yapılan hayırlı olsun ziyaretlerini aktarmış Milli Gazete sür manşetinde. Şunlara da bakalım. Hürriyet ne diyor? Erdoğan Putin'i ikna etti. Tahıl koridoru konusunda. Önce Bay'dini anlatacak. Tahıl koridoru yeniden açıldı. Ee... Peki Ruslar nasıl ikna etti diye yazmışlar? Kremlin Rus tağlının da ihracı için çözüm beklediklerini bildirdi. Zaten başında da söylemişlerdi. Yani tamam Ukrayna'ya gönderiyorsunuz ama Rus tağlını da dünyaya erişimi konusunda bu koridor çalışmalı demişti Rusya. Belki o konuda bir söz verilmiş olabilir. Bilemiyoruz. Erdoğan Putin'i nasıl ikna ettiğini soran gazetecilere onu bara bırakın. Önce Biden'a sonra size anlatacağım yanıtını verdi. Evet yani Biden'ı da bir konuda ikna etmesi gerektiği, yani Putin'le bu taal koridoru açılırken e, belirli konuları Biden'a taşıyıp çözme konusunda e, bir ne diyelim talepkar olduğu e, Erdoğan'ın anlaşılıyor. Yani tamam ben çözerim, Biden'la konuşurum, Biden'ı da ikna ederim dediği anlaşılıyor. Onu bilmiyoruz işte. Orası şu anda belirsiz. Putin ne istedi? Erdoğan Biden'a ne söyleyecek? O yok haberde. Kasım geldi, plajlar hala dolu. Neresi burası? Alanya, Kleopatra Plajı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredince Akdeniz sahillerinde deniz sezonu uzadı. Allah zaten mevsimler birbirine karıştı onu biliyoruz. Yani yazın hiç olmadığı kadar yağmur yağıyor. Sonbahar yağmur yağmıyor. Zaten sonbahar var mı yok mu o da belli değil de Yağmur yağmıyor kaç zamandır kesildi. Ee, bununla ilgili bugün mesela bir haber vardı. Onu da vereyim bari yeri gelmişken bir saniye. Bir günde var evet. Ee, yağış bekleyerek suyu yönetemeyiz. Yaz ve sonbaharın kurak geçmesi Kızılırmak olmak üzere ülkenin dört bir tarafındaki su kaynaklarını tehdit ediyor. Kış yağışlı geçse de yine kuraklıkla baş başayız. Yağışları bekleyerek suyu yönetemeyiz. Sivas'tan doğan Karadeniz'e dökülen e, ülkenin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor denmiş. Ve e, kuraklık tehlikesini ortaya koyan bir fotoğraf karesi paylaşılmış. E, bu manzara herkesi korkuttu deniyor. Tehlike tabi yalnızca Sivas'ta değil Türkiye'nin her yerinde var. Şiddetli bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla su tüketimi planlaması da şart. Ee, o da vurgulanmış. Bir de bu altyapı meselesi önemli. Yani e, bu kaçak işlerin de bitmesi lazım. Elektrikte de, suda da. Çünkü ürettiğimizin bir biz toprağa veriyoruz. Yani kaçıyor. Elektrik de kaçıyor. E, nükleer santral kurulacak ya. Türkiye'nin büyüyecek, güçlü, öyle böyle filan nükleer santral için yapılan yatırımın çok daha azı kayıp kaçak elektriği önlemek için yapılsa hem sağlam bir altyapı çok daha uzun süreli elde ederiz. Hem de elde ettiğimiz kayıp kaçak elektrik miktarı nükleer santralin üreteceği elektrikten daha fazla. Hesap ortada. Hiç öyle tartışılır bir şey değil yani. Devam edelim. Hürriyette kalmıştık. Var mı başka bir şey? İsrail'de aşırı sağın yükselişi. Netanyahu koalisyonu geliyor. Seçimlerde eski başbakan Netanyahu iktidara yaklaştı. Filistin düşmanı Ben Givir'in de koalisyona girmesi bekleniyor. Evet, yani İsrail daha da sertleşecek. İsrail'le normalleşmek isteyen AKP iktidarı için daha zor bundan sonraki süreç. Sabahta ne var? Tahıl koridorunu Erdoğan kurtardı. Erdoğan o kritik saatleri ATV ve A Haber ortak canlı yayınında anlattı. Kriz nasıl açıldı? Bu işi planlayacağız. Bunun adı lider diplomasisi gaz müjdesi bekliyoruz vesaire vesaire. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kanalda birden, radyo dahil 5 kanalda birden yayınlanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü e, o programda söylediği sözler. Peki o programda başka neler söyledi? Tele1.com.tr, birinci haber. Erdoğan'ın katıldığı programda Tele1 hedef gösterildi. Muhalefetin ihanet dili. Erdan Yanardağ ve onun sözleri var. İşte Kılıçdaroğlu var, onu koymuşlar. Ee, başka muhalefet milletvekilleri var. Ee, Şebnem Korur Fincancı'yı böyle tek 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 koymuşlar. Telebir tele 1. yine nasıl iletişim başkanlığının bülteninde Telebir vardı. Ee, Erdoğan'ın videosunda da Telebir var. Ee, ve Muhalefetin ihanet dili başlığı altında hazırlanan kolaj görüntülerde e, Merdan Yanardağ'ın SİHA yorumu ihanet KJ'siyle, yazısıyla e, servis edildi izleyici. Bunu kim hazırladı sorusunu bir daha soralım. Yani Cumhurbaşkanlığı mı hazırladı, kanala götürdü, kanalın mı hazırladığını bir soralım. Çünkü muhatabımıza göre de söyleyeceğimiz sözler var. Yayınlama, yayınladığı için her halükarda kanal, o A Haber, Para Haber vesaire filan onlar zaten doğrudan sorumlu bu yayınlanan e, video nedeniyle. E, bunu sarayın bir propaganda malzemesi olarak hazırlattığı ve onlara yayınlattığı da, masa da söz konusu olabilir. Dolayısıyla orada da bir başka sorumlu, başka bir muhatap da karşımıza çıkar. E, bu duruma bir elbette bakacağız. Seçimi böyle götürecekler. Daha çok şey çıkacak. Telebirin öncelikli olarak hedef alındığını zaten biliyoruz. Yani bu üç günlük ekran karartma cezası ve sonrasına dair hani o kararla beraber pek çok şeyi konuşmuştuk, anlatmıştık. Telebir iktidarın e, seçim çalışmaları engel gördüğü kanallardan biri. Net hiç tartışmasız. İşte bunu da gazeteci şey diye, faaliyeti diye bugün sabah manşetini almış. Yeni Şafak'ta Putin ikna oldu, koridor açıldı demiş. Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster. Sıkıysa başörtülü aday göster. Ya güler misin, ağlar mısın bilmiyorum ki. Ne diyorlar? Bay Kemal papucu yarım, Bilmem ne oynayalım, aday ol oynayalım mı, aday ol bilmem ne yapalım. Koca koca adamlar ya, adamlar, kadınlar, işte. grup toplantısı, Bay Kemal, Papucu yarım falan diye şarkı söylüyorlar, tezahürat yapıyorlar. Bir i̇lginç, ilginç bir yapı, ilginç bir kitle, ilginç bir anlayış. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum ki. Zor yani zor. Tele1.com.tr'ye geçelim arkadaşlar. Haldun Solmaz Türk bugün bizlerle birlikte olacak sevgili izleyiciler. Saat 9'da. Onu söyleyeyim bir kez daha hatırlatayım sizlere. E, bu saat itibariyle Tele1.com.tr'den sıcak gelişmelere bakalım. E, Erdoğan'ın katıldığı programda Tele1 hedef gösterildi demiştik. E, onu birinci haber. Diğer tarafta popüler haberlerde neler var? Leman'dan çarpıcı AKP'nin etkinliğine katılan gazeteciler kapağı. Gazetecilik suç değildir. Neyse en azından zorla AKP'nin Türkiye yüzyılı toplantısına götürülmedik. Evet bir gece bir yan gece yarısı ev baskınlarıyla gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler, onların hapisteki yalnızlığı bir yanda AKP'nin Türkiye yüzyılı tanıtım toplantısına koşarak giden hevesli muhalif tırnak içinde gazeteciler eski Türkiye'ye yeni yüzyıl demiş gerçekten çarpıcı bir kapak hazırlamış Leman. En azından zorla AKP'nin Türkiye yüzyılı toplantısına götürülmedik diye bir teselli payı var cezaevindekilerin. Meteorolojiden uyarı kar geliyor. Nereye geliyor? Artvin, Rize, Sinop, Samsun, Kastamonu yağmur ve sağanak yağışlı. Rize ve Artvin'in yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Tamam. Sözcüde toplu işten çıkarmalar. Gazeteci İsmail Saymaz paylaştı deniyor. Gazetecilerin kendileri de paylaştılar zaten. Arandık, İşte artık hani yazılarımıza son verildi, bize bildirildi. Hepsi teşekkür ediyor tabii yani bugüne kadar e, bu gazetede, köşelerinde yazdıkları ve bu e, dönem için e, gazeteye, gazete yönetimine teşekkürlerini iletiyorlar. Ama halk nezdinde tabii ne oluyor sorusu var sorulan. Ee, Tele 1'in ulaştığı Sözcü Gazetesi yetkilileri işine son verilen editör sayısının 40 değil 15 olduğunu belirtmiş. 15'te editör e, işten çıkartılmış. Aynı zamanda işte köşe yazarları işten çıkartılmış. Bunlara bakınca şöyle düşünebilirsiniz. Yani Sözcü'de en çok para kazanan Sözcü'nün en çok para verdiği isimler acaba bunlar mı diye. yani Hiç zannetmiyorum. Yani Hüsnü Mahalli, ee, Sinan Meydan sözcüye en çok maliyeti olan gazeteciler değildir herhalde ee, ama işte ya da yazılarıyla o kadar büyük bir yük oluşturmuyordur. Kaldı ki söyledim böyle durumlarda mesela insanlar çağrılırlar. Yani çağırırsınız bir toplantı düzenlersiniz. Toplantıda e, durumu anlatırsınız. Dersiniz ki arkadaşlar içinde bulunduğumuz koşullar şunlardır. Hani bugüne kadar İyi kötü bu şekilde idare ettik ama bugün geldiğimiz noktada böyle bir tablo var. E, bu tablo karşısında iki seçenek var. Bir, giderleri, yani öncelikle giderleri düşürmeliyiz. Gelirlerimizi arttırmalıyız, o her zaman bir hedef. Ama şu koşullarda arttıramıyoruz, giderlerimizi düşürmeliyiz. Bunun için iki yöntem var. Ya işten çıkarmalar yapacağız ya da hep birlikte bu yükü sırtlanacağız... Ve yolumuza devam edeceğiz. Biz kadromuzu bozmak istemeyiz. Acaba siz ne dersiniz? Görüşler alınır, bir değerlendirme yapılır ve bir yol haritası çıkartılır. İdeal olanı budur. Ee, yapılan da budur pek çok yerde. Ama burada öyle olmamış. Telefonlar açılmış yazınızlarınız bitti denmiş ve bitirilmiş. O konudaki şey de var yani nedir o? Bir taraftan teşekkür var ama diğer taraftan hayal kırıklığı, üzüntüyü dile getiren mesajlar da var. Yani böyle mi olmalıydı diye özetleyebileceğimiz mesajlar da var. Tabi Sözcü Gazetesi'nin aynı zamanda televizyon kuruluşuyla ilgili sürdürdüğü çalışmalar, Ocak ayından sonra bir televizyon yayınına başlayacağına dair konuşulanlar da var. Bilemiyoruz artık. Biz işin başka bir tarafındayız. Yani ticari yanı başka ama Türkiye bir seçime giderken ve böyle taşlar yerinden oynarken Sözcü gazetesindeki bu yeni karar bir pozisyon değişikliğinden mi kaynaklanıyor? Açıklandığı gibi ticari e, gerekçeleri olan bir karar mıdır? Milletin merak ettiği şey bu. Asla Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranında büyük artış. MHP baraj altı. işte son anket. yöneylemin anketi var. Ee, Tele1.com.tr'de. İkinci sırada. Ee, Kılıçdaroğlu seçimi aldıktan sonra uyuşturucu pisliklerinin kafasını koparacağım. Bu işe göz yumanlar hapse girecek. Evet dün e, sosyal medyadan paylaştığı mesajlar var. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aynı zamanda KRT televizyonuna da bağlandı. Orada da e, bir değerlendirmede bulundu. Seçim aldıktan sonra uyuşturucu pisliklerinin kafasını koparacağım diyor. Ve İngiltere'de temiz paranın peşindeyim. Kirli parayı kovacak temiz para ile ilgili görüşmeler yapıyorum diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ümit Özdağ, Soylu'nun arşivi var. Erdoğan bile görevden alamıyor. Suriyeliler 2500 dolara sınırdan geçiyor. Günde en az 500 geçiş var. Ümit Özdağ'ın herhalde dün Tele 1'de söylediği sözlerdir bunlar. Bir bakayım. Evet, Tele 1'de Tuncay Molla Beysoğlu'nun sunduğu anında manşet programının konuydu Ümit Özdağ. Süleyman Soylu'ya tehdit iddiasıyla hakkında fezlek hazırlanan Ümit Özdağ, açılacak hiçbir davadan korkmadığını söyledi. Soylu'nun AKP'ye oy kaybettirdiğini ileri süren Özdağ, Erdoğan siyasette çok gerçekçidir. En önemli belirleyicisi Oy kazandırma ve kaybettirmedir. İstifa et Süleyman denilemiyor. Çünkü korkuyorlar. Elindekinden mi korkuyorlar dedi. Dün bunun üzerinde geniş biçimde durduk biliyorsunuz. Ee, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki uyuşturucu tehlikesine, uyuşturucu kullanımının artışına dikkat çeken e, ve kara para trafiğine dikkat çeken konuşmasından sonra Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı başka başka şeyler söyledi. Ha biz alışık mıyız bu hallere? Alışığız. Yani 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi. Kaldı öyle. Kim aldı? Nezer? Nerede? Gitti gitti. Öyle bir şey yok. Şimdi üzerine gelen sorular, köşeye sıkıştıran sorular olduğunda hemen farklı farklı mecralara gidebiliyor. AKP'nin kendisinden önceki dönemine gitti. Oraya dair göndermelerde bulundu. Hatırlayın. Kılıçdaroğlu ile ilgili de sen dedi dişçiye gittin. dişçide de dişçiyle neler konuştun. Bak dişçiyle neler konuştuğunu biliyor. Büyükelçiye adamını gönderdin. Büyükelçiyle neler konuştun. Kelime kelime biliyorum. Neleri biliyorum. İşte şu adamı konuştun. altılı masanın bilmem nesini konuştun. Onu konuştun, bunu konuştun. Böyle söylüyor da ya. Yani. Şunları şunları da konuştun diyor. Konuştular diyor yani. Ya yarın bir gün ses kaydı çıkarsa diyor. Şimdi bu CHP ve muhalefete dönük bir arşiv mi var? İçişleri Bakanlığı konusu suç olmayan konularda kayıtlar mı oluşturuyor ve bir arşiv mi hazırlıyor? Sorularını gündeme getirmişti. Bugün kimi yorumlara bakıyorum. Kimileri aslında soylunun yalnızca muhalefete değil, aynı zamanda AKP'ye de AKP içerisinde kendisini göndermek isteyenlere de mesaj verdiğini değerlendiriyor. Yorum bu. Yani bu mesaj yalnızca muhalefete verilmiş bir yorum olamaz. Aslında Soylu bu mesajıyla her şeyi dinliyoruz. Dinlediklerimiz için de benim bildiğim çok önemli şeyler var demiş oluyor. Kime? Hem muhalefete hem kendisini göndermek isteyen siyasetçilere ve belki de kendisini göndermek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. İşi buraya kadar getirdi. Efendim böyle bir iftira olur mu? Böyle bir memle olur mu? Valla cümleyi böyle anlat böyle cümleler kurarsanız, meseleleri böyle alırsanız insanlar da böyle yorumlarlar. Yarın bir gün ses kaydı ortaya çıkarsa kelime kelime ne te, ne konuştuğunu biliyorum dişçide de ona onu demiştim, bu da bunu demiştim filan gibi böyle dakikalık, anlık adresler vererek, kişilerin adını söyleyerek nokta, nokta, tape paylaşır gibi konuşmalar yaparsanız insanlar da böyle yorumlar. Aksini yorumlamak mümkün mü? Aksini söylemek mümkün mü? Ümit Özdağ da onu söylüyor. Diyor ki korkuyorlar. Elindekinden mi korkuyorlar? Evet, Soylu açık bir şekilde devlet imkanlarını, polis, jandarma imkanlarını kendi kişisel amaçları için kullanmaktadır. Ümit Özdağ diyor. Siyasette kullanabileceği dosyalar oluşturmaktadır. Bir arşivi var. Erdoğan bile görevden alamıyor. En büyük rakibi Erdoğan'ın damadıydı. Damadı nasıl gittiğini bütün Türkiye gördü. Buna rağmen Soylu yerinde kaldı. Birkaç defa hakkında görevden alınacağına dair iddialar çıktı ama kalmaya devam ediyor. Soylu nasıl görevde kalıyor? Bu kadar ağır iddialara rağmen AK Parti'nin kurucuları 4 kişiydi. 3 tanesini Erdoğan tarafından tasfiye edildi. Ama Soylu gitmiyor. Peki Soylu'nun AKP'ye oy değeri var mı? Yok. Aksine bizim yaptığımız anketlere göre Soylu AK Parti'ye oy kaybettiriyor. Erdoğan siyasette çok gerçekçidir. En önemli belirleyicisi oy kazandırma veya kaybettirmedir. Bakın seçimler yaklaşırken Mahir Ünal AK Parti'nin Cumhuriyet'le ilgili zihniyetini açıkladı, Ünal görevden alındı. İstifa etti diyorlar. Hadi canım, kim inanıyor? Niye istifa et Süleyman denilemiyor? Çünkü korkuyorlar. Elindekinden mi korkuyorlar? Ben korkmuyorum. Evet. Adalet Bakanı'nı yedi ama kimse soyduğu yiyemiyor, diyor Ümit Özdağ. Telebir Anında manşet programında söylediği sözler bunlar. İş bırakan öğretmenlere polis müdahalesi Tele1.com.tr'de yine bugün paylaşılan haberler arasında. CHP'li Oğuz Kağan Salıcı Soylu'ya hadi oradan biz kime neyi söylediğimizi biliyoruz demiş. Evet yine Süleyman Soylu gündem. Ee, Salıcı, biz kime neyi söylediğimizi biliyoruz. Biz orada sana söylüyoruz Süleyman Soylu. Evet, İstanbul'daki mafya çatışmalarını zindaş diye hatırlatmış ve bizim söylediğimiz sözün adresi belli diyor Oğuz Kağan Salıcı. Erkan Baş, yoksul çocukları tarikat yurtlarına mahkum edenlerle hesaplaşacağız. Evet bu yoksullaştırma politikası, bakın kara bir düzen kurmakının araçlarından biri bu. Yani demokrasiyi geliştirmek isteyen bir iktidarın hedeflerinden biri de ekonomik kalkınmadır. Ekonomik kalkınma refah beraberinde demokrasiyi de geliştirir. Yoksulluk yoksullaşma genel kanının ilk anda yapılacak tespitin aksine bu yolsuzluğa isyan, bu yolsuzluğa tepki olarak bu yolsuzluğu yaratan iktidara yönelmiş bir tepkiyi değil, eğer muhalefet bunu yönetemezse iktidar elinde kalıcı iktidar için bir araç haline getirilebilir. Yoksulluk öyle bir şey. Bunun iktidarın elinde kalıcı hale getirilmesi için kullandığı ne diyelim gruplar arasında tarikat ve cemaatler var. Yoksul çocukları tarikat yurtlarına mahkum edenlerle hesaplaşacağız demiş Erkan Baş, tip genel başkanı. Umur Birant'tan Akşener açıklaması yanlışlıkla yayınlandı. Genel başkandan özür diliyoruz. Yani Erdoğan'a ait yanlışlıkla bir kaset yayınlanmıyor ama. Meral Akşener'e ait yanlışlıkla kaset yayınlanıyor. Umur Birant, Mehmet Ali Birant'ın oğlu. Mehmet Ali Birant yaşamını yitirdikten sonra 32. gün programını yapmak istedi. Çok ilginç. Ben çok şaşırmıştım. Yani tüm Türkiye'nin bildiği, tanıdığı, gazetecilik tarihinde yeri olan bir program. Mehmet Ali Birant yaşamını yitirmiş. Hani onun adını yaşatmak, onun anısına şey yapabilirsiniz. Nedir o? Bir sürü şey yapılabilir ki şu anda işte YouTube'da, internet sitesinde yapıyor bunu. Ama onun adına program, yani ben yapacağım programı dedi ve programı yapmak istedi. Çok tuhaf gelmişti bana o. Yani oğlunu analiz etme açısından bence önemli bir veriydi. Öyle cahilliğine vereceğimiz bir yaşta da değil sonuçta bu işlere kalkıştığında. Şimdi yine cahilliğimize verin diyor onca yıldan sonra. Bir stajyer videonun tamamını yayınlamış. Ee, yani bilmeden olmuş, yanlışlıkla olmuş. Kaç tane video yayınlanmış? Erdoğan'a ait videolarda var mı? Bilmiyorum. Başka muhalefet partilerine ilişkin ya da diğer kayıtlarında böyle reklam arası bölümleri de mi yüklendi? Öyle mi oldu yani? Meral Akşener çıktı. Ne zaman çıktı? Tam bu tartışmaların ortasında AKP seçime giderken işte altılmasa o bu filan tartışmalar sürerken, başörtüsü konusunda anayasa değişikliği meclise getirilirken, refah yol hükümetini dağıtan kadın diye tamamen çarpıtma bir kumpasa malzeme çıktı ortaya. İlginç. Beyan kabul edilebilir, soruşturulabilir. Burada çünkü soruşturulması gereken bir durum var. <laughs> Gazetecilik namusuna da, ahlakına da sığmayan bir şey var. Ekran önünde kamuoyuna paylaşılacaklar paylaşılır ama reklam arası iki kişinin arasında konuştuğu aslında özel bir konuşmanın aleni hale getirilmesi, tüm kamuoyuna servis edilmesi ahlaksızlıktır. Dün bu yapıldı. Yeni Şafak <laughs> takvim, sabah bunu yaptılar. A Haber bunu yaptılar. Reklam arası yayınlanan bölüm üzerinden bir de çarpıtmayla, Meral Akşener'in deyimiyle büyük bir zekasızlıkla akla hayale sığmayan şeyler yayınladılar. Ona Meral Akşener'in yanıtları var. Onu ekrana getiririz ama bir reklam arası verelim. Saatlerimiz 8.41'i gösteriyor. Şimdi enflasyon peşi sıra açıklanacak. E, Haldun Solmaz Türkiye alacağız. Bu son derece önemli. Yani polis akademisi e, mezuniyet töreninde AKP şarkısını kim nasıl söylüyor İçişleri Bakanlığı e, ya da Cumhurbaşkanı'nın yanıt vermesi gereken bir konuda topa nasıl oluyor da jandarma ve emniyet giriyor? Bu ne anlama geliyor? Konuşulacak pek çok konu var. O yüzden bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra gün başlıyor devam edecek. Evet yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Çayımızı da şöyle kenara. Meral Akşener demiştik. Ee, onu bir hemen, videosu hazırsa arkadaşlar Akşener refah yıkıldı e, güya e, hazır demişlerdi ya. Onu bir verelim de. E, çünkü anlattık reklamdan önce. Yine bir kumpas. Kumpas, kumpas üstüne. Daha ne kumpaslar gelecek? Seçim yaklaştıkça e, takvim aralığı daraldıkça. Meral Akşener o kumpasa ilişkin konuştu ve zeka yoksunluğundan şikayetçi oldu. Ben kadın kolları genel başkanlığımda 8 ayda 45 il gezmişim. Refah ana koalisyonu ben yıktım. Kadınlarla yıktım. Ben gerçekten dehşet Sayın Erdoğan adına üzüldüm. Ona da çok acıdım. Reklam arasındaydılar. Akşener'le Mehmet Ali Birand'ın konuşması sürüyordu. Tam 25 yıl önce yapılan off the record yani kayıt dışı konuşma iktidara yakınlığıyla bilinen medya tarafından dolaşıma sokuldu. Sabah, A Haber, Yeni Şafak, Takvim gibi yayın organlarının dezenformasyon girişimine Akşener tepki gösterdi. Bu bir tam bir zekasızlık örneği. Bu arada gazeteciliğin, haberciliğin sizler tarafından söylenen ve benim de çok beğendiğim bir mottosu vardır. O da haber namustur diye. Şimdi bunların her birinin ortadan kattığı bir iş bu. Orada ben... 1997 yılında susurluk dönemini konuşmak için konuk olduğu 32. gün programının yayın arasında söylediği sözleri içeren bir video kesintisinin gündem olmasına değinen Akşener sert çıktı. Orada ben diyorum ki refah ana yani refah yolla ana vatan partisinin koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah yol kurulmuş. O sırada Refah Yol'un İçişleri Bakanı olduğunun altını çizen İyi Parti lideri iktidara yakın medyanın Refah Yol'u yıktık diyerek dezenformasyon yaymasına soruyla yanıt verdi. Peki nasıl oluyor da ben Refah Yol'u yıkıyorum ve o arada da Refah Yol'un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konuda susurum zekasız olarak nitelendirdi, Erdoğan'a üzüldüğünü dile getirdi. Böyle bir zekasızlığın gerçekten inanamıyorum. Böyle bir Türkiye'de, böyle bir zamanda, böyle bir şekilde ortaya konmasına hayretler içindeyim. Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o refah... O dönem yaptıklarından gurur duyduğunu da söyledi. İyi ki de o refah yolun kurulmasını sağlamışım. İyi ki de o refah yolun kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar Türkiye'nin ekonomisine, ahlakına, Türkiye'nin yönetimine son derece önemli katkıları olan bir iktidardı. O iktidarın da bakan olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. İçişleri Bakanı'nın CHP'lilerin ses kaydı çıkarsa sözleriyle ima ettiği ses kaseti ardından Akşener'in reklam arası yayınının servis edilmesi daha önceki seçim dönemlerinde servis edilen kasetleri hatırlattı. Yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa ne olur? Kirli odaklar seçimi yönlendirmek için eski yöntemleri mi devreye soktu sorusu akıllara geldi. Evet kumpas kumpas üstüne dedik. Bak burada da bir Alman kumpası var. Şimdi gördüm Deutsche Welle'de. Almanya Başbakanı açıklamış, doğalgaz kullanıcılarının aralıkta ödeme yapmaları gerekmeyecek. Alman hükümeti tüketicilerin bir aylık doğalgaz ödemelerini devletin bir kereye mahsus olmak üzere karşılamasını öngören tasarıyı kabul etti. Herhalde bir üst sınır vardır, dur bakalım. Evet. Yaklaşık 20 milyon gaz tüketicisini kapsayan bu adım için 8.9 milyar avro bütçe ayrıldı. Yasa tasarısında hükümetin bu parayı gaz tedarik eden şirketlere havale etmesi öngörülüyor. Söz konusu bütçe 21 Ekim'de Alman Meclisi'nde kabul edilen Ekonomi İstiklal Fonu tarafından karşılanacak. Bizimkiler IBAN verip hani ee, biz bize yeteriz, bize para verin demişti ya. Almanya'da bizi kıskanıyor, çatlıyor, patlıyor filan kriz, kriz içerisinde perişan. Ama iktidar Aralık ayı doğalgaz ödemelerini biz yapacağız diye karar almış. Bizde durum ne? Bizde böyle kararlara gerek yok. Niye? Çünkü AKP ülkeyi çok güzel yönetiyor. Çok güzel yönettiği için böyle kararlar alması da gerekmiyor. Bakan Nebati yine hani Ali Harikalar diyarında dedirtecek. Açıklamalar yapmaya devam ediyor. Önceki gün sağlam, çok güzel gidiyoruz demişti. Dün yine konuştu enflasyona dair. Biraz sonra göreceğiz enflasyon verilerini. E, Enak da açıklayacak, TÜİK de açıklayacak. E, ama bir Bakan Nebati'nin dün söylediklerine bakalım. Ardından Haldun Solmaz Türk, bizlerle biz birlikte olacak siyaset bilimci, emekli Tuğgeneral. E, Haldun Solmaz Türk'le de Türkiye'nin gündemini konuşacağız sevgili izleyiciler. Önce bir Bakan Nebati'yi konuk edelim. Sonra Haldun Bey'le bağlanırız. Her gün zam geliyor. Bu nedir? Bak alışveriş yapacağım. Hem para yok hem kart dolmuş. Onun için giremedim. Artan hayat bağlılığı karşısında yurttaşın her geçen gün alım gücü azalırken borç yükü de artıyor. Bu pahalı kızım. Etrafa baksan çok pahalı. Yani parada bir değer kalmadı. Her istediğimizde alamıyoruz. Para yetmiş ki. Yüksek enflasyon değerleri de yoksulluğu derinleştirirken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasını yurttaşın karamsarlığına bağladı. Enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi ülkemizde enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasına etkili olmuştur. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği ticaret fuarında konuşan Nebati'ye göre yüksek enflasyondan kurtulmanın yoluysa yurttaşın beklentilerini iyileştirmesi aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Ancak sokaktaki yurttaş bakan Nebati ile aynı görüşte değil. Yalan yani 20 senedir neredeler ya 20 senedir ya. Yani. yalan söylüyorlar nerede düşecek mümkün değil. Enflasyon ancak bunlar giderse düşer. AK Parti giderse düşer. Maaşla geçiniyoruz bak 3 tane şey aldım 25 lira para verdim buna. Şimdi işte birkaç tane de soğan alacağım. inan ki 3-4 tane de domates alacağım o kadar. Sokakta yurttaş sebze meyveyi taneyle alırken AKP'li bakan Nebati yurttaşların ardından muhalefeti de karamsar olmakla suçladı. Karamsar ya bunlar. Dürtüleri nereden geliyor? Şeytani. Biz iyimserler topluluyuz. Yani paramızın değeri gittikçe düştü yani. Ancak halk, halk adına kötü şeyler gerçekleşiyor ülkede. Başka herhangi bir iyileştirme yok yani. Ve Nebati bir kez daha sabır dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir buyuruyor. İşte bu anlayışla gereken tüm mücadeleyi başarıyla elde edene kadar vereceğiz. Veriyoruz. Fabrikalar teker teker özelleştirilirken yerli üretimin artacağını da söyledi. Ardından kafasını işaret etti. Yerli otomobilimiz olacak, uçağımız da, trenimiz de, füzemiz de, bombamız da çünkü burası yerli. Evet, Bakan Nebatiye göre pek bir sorun yok. Olan da zaten halledecekler. Hani iktidarları yeterse, ömürleri yeterse, enflasyonu da halledecekler. Aralık'tan sonra diyordu. Şimdi tarih de veremiyor. Aralık geldi çünkü ya yani Kasım, Aralık, ee, Ocak, Şubat dese o da pek mümkün görünmüyor. Kaldı ki enflasyon düşecek demek, fiyatlar düşecek demek değil. Zaten katlanılamaz hale gelmiş durumda fiyatlar, e, kiralar başta olmak üzere e, temel harcama kalemlerinde artışlar %100'ün çok çok üstünde. Artık hani para zaten hiç cebe girmiyor da e, cepteki de durmuyor. Ay sonu nasıl geliyor? İşte bak ay başı maaşlar alınacak, hop bitecek. Ayın ortasında alanlar için ay sonuna kadar bitecek. Sonraki ayın 15 gününü nasıl geçirecekler belli değil. Haldun Bey'i hazırlıyor arkadaşlar yayına. Yayına biraz sonra alacağız. Bu arada Televir.com.tr'de şu şeyi tamamlayalım. Turumuzu tamamlayalım bir geri kalan haberleri. En son Meral Akşener açıklamasını vermiştim. Umur Birant, yani bu özür diliyoruz, yanlışlıkla yayınlandı, bir kastımız yok diyor. Açıklama bu, onu paylaşmış olalım. Atatürk anıtına baltayla saldırdı. Gözaltı sırasında yurttaşlar saldırgana tepki gösterdi. Bu İstanbul avcılar olması lazım. Bir saniye. Evet, İstanbul Avcılar'da 27 yaşındaki bir kişi Atatürk anıtına baltayla saldırdı. Ee, polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki yurttaşlar gözaltı sırasında saldırganın tepki gösterdiler. Baltanın fotoğrafı var. Avcılar Kaymakamlığı, adli ve idari işlem başlatılmıştır demiş. <laughs> Yine çıktı karşımıza. Ee, 10 Kasım yaklaşıyor. 10 Kasım yaklaşırken bir tarafta Cumhuriyet e alerjisi olanlar, diğer tarafta Atatürk'e e, alerjisi olanlar kendilerini değişik biçimlerde gösteriyorlar. Kimisi kravatıyla, e, siyasi demeçleriyle, kimisi ya da kravatlı, kravatsız fark etmez, kadın erkek, e, siyasi demeçleriyle, e, kimisi de elinde baltayla. Yoksul mahallelerde uyuşturucu salgını, mağdur aileler anlatıyor. E, evet, yani Gürsel Tekin dün Bağcılar'a gitti. Bağcılar'da, işte AKP'nin çok oy aldığı yerlerden biri, gazetecilere dedi ki ben şimdi dolaşacağım, siz de benimle gelin, bakın bakalım. Süleyman Soylu'nun söylediği gibi mi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi mi? Benim hiç yorum yapmama gerek yok. Ve gidilen dükkanlar, esnaf, esnaf ee, hele hele berberler, berberler. Bakkallar, yani o market hala tadında olan bakkallar diyelim ya da adı markete dönüşen bakkallar, yani büyük marketlerden bahsetmiyorum. Tek bir kişinin tezgah arkasında durduğu yerlerden bahsediyorum. Onlar ne oluyor, ne bitiyor? En iyi gözlemleyen insanlar. Onlara gidip sorduğunuzda, mesela ben, benim sokağımda, mahallemde olup biteni en iyi ve en çok... Bizim berber arkadaştan öğreniyorum. Çünkü ben bilmiyorum ama o biliyor. Bütün gün dükkanda, mahallede ne oluyor, nereden gürültü çıkmış, kim hastaneye kaldırılmış, kim evini boşaltmış, hangi evde hangi olaylar meydana gelmiş, polis ne zaman gelmiş, ambulans ne zaman gelmiş, sonra ne oldu, her şeyi biliyor. Orada kalkıyoruz, eve geliyoruz, şey, işe geliyoruz, eve gidiyoruz. Yani gecenin dışında bir şey bilmiyoruz anlatılanlar. Dolayısıyla kaynak orada. Ne olup ne bittiğini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan inanmıyorlarsa gidip dolaşsınlar, sorsunlar, öğrensinler. Kendi raporlarına da inanmıyorlarsa. Dün Gürsel Tekin de öyle yapmış. Büyük bir dramatik tablo var ortada. Büyük bir sorun var ve bu soruna işaret ediyor. Oradaki temaslar, onun haberi bu. Onu söyleyeyim. Bültenlerimizde mutlaka yer vereceğiz, aktaracağımız haberler arasında. Hazır mı arkadaşlar bağlantı? Peki, peki bir bağlantı tamam arkadaşlar hazırlıyorlar. Ee, AKP'nin başörtüsü için ziyaret ettiği CHP'den ilk açıklama geldi. Hmm, bakalım. Dün işte İyi Parti'yi, CHP'yi, HDP'yi ziyaret etti. Ee, AKP'den bir heyet ki Adalet Bakanı da var içlerinde. Ee, Engin Altay AKP'nin anayasa değişikliği önerisinin içinde olmayacaklarını belirtti. Ee, dört partiyi ziyaret etti: CHP, İyi Parti ve HDP'li ve MHP'li. MHP de artık hani Koalisyon ortağı olduğu için ittifak onu saymadım ama MHP'de var. Meclisteki diğer dört parti ziyaret edilmiş. Ee, Engin Altay AKP'nin hazırladığı anayasa değişiklik önerisinin içinde olmayacağımızı söyledik. Teklifi de gördükten sonra değerlendireceğiz. Bir teklifi görelim demişler. Ortada teklif yok. Bakın bu enteresan. Şimdi niye gitti bu heyet? Bu ziyaretleri niye yaptı? Kaç gündür anlatıyorlar. Bir ay oldu neredeyse değil mi? Yani üç günde hazırlayacağız, 5 günde hazırlayacağız dediler. Cumhurbaşkanına sunduk. Artık hazır. Her şeyi biliyoruz. Bir madde, iki madde, şu olacak, bu olacak. Bir sürü şey yazdı. Ya ne beklersiniz? Adalet Bakanı gittiğinde şöyle anayasa değişikliğini planlıyoruz. Teklifimiz bu olacak demesini beklersiniz, değil mi? Bir teklif getirmesi lazım. Teklif yok ortada. Yani hazırdı. İki günlük işti. Üçüncü gün hazırdı. Hala hazır değil. Hala. <laughs> sonra. Hala sonra. Niye sonra? O zaman partileri niye ziyaret ettiniz? O da belli değildi. Devam edelim. Yaşlı kadına yapılanlar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Ataşehir'deki hastane yeniden faaliyette. E zaten burada kapatılmanın bir siyasi karar olduğu yönünde değerlendirmeler çıktı. Yani bir suç, bir hata var. Onlarla ilgili zaten soruşturma sürdürülüyor. Onlar gözaltına alınmış. Onlarla ilgili işlem başlatılmış. Hastanenin komple kapatılmasında bir siyasi tavrın söz konusu olduğu hastane sahipliği nedeniyle değerlendirilmişti. Orada hastanenin yeniden faaliyete geçtiği söyleniyor. Acaba neler oldu orada? Onu da bilmiyoruz tabii. Adnan Oktar tutuklandığından beri Tayyip Hocam'ın yüzü gülmedi demiş. Hımm. Adnan Oktar bak diyor beni tutukladınız, yüzünüz gülmedi. Ben dışarıdayken size hayır dua ediyordum. İşleriniz yolunda gidiyordu, rast gidiyordu. Yalnızca hayır dua etmiyordum. Ayrıca sizin saflarınızda mücadele ediyordum. Beni tutukladınız. Bak şimdi yüzünüz gülmüyor demiş Adnan Oktar. Var. Mesaj net yani. Beni bırakın da yüzünüz gülsün diyor. Deniz Baykal sessizliğini bozdu haberi var. Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın telefonda görüşen CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın başka bir partiye geçip geçmeyeceği iddialarına ilişkin böyle tüm iddiaları reddediyorum. Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmez demiş. Hikaye şu, şimdi Aslı Baykal CHP üyesi olup olmadığı bile kimsenin bilmediği isim istifa etti. Ama bu yandaş medyada özellikle manşetlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bile söylüyor. Niye söylüyor anlamıyoruz. Anlamadık yani. Anlarız ama. Yani mutlaka çıkar ee, ne oldu ortaya. Deniz Baykal'da AKP'ye geçecek diye haberler, söylentiler, internet sitelerinde, gazetelerde var. Hatta işte bir AKP'linin önemli bir CHP'li AKP'ye geçecek sözleri paylaşılıyor. Ve o önemli CHP'linin de Deniz Baykal olacağı na dair haberler var. Aslı Baykal'ın istifasından dolayı. Bana sorarsanız Aslı Baykal istifa etmemiş olsa da Deniz Baykal ismi akıllara gelirdi. Çünkü Deniz Baykal'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ayrıca özel bir dostluk olduğu da biliniyor. Ee, yani aradığı, hal hatırını sorduğu, hastanede ziyaret ettiği, ona değer verdiğini çok kez ortaya koydu. Seçimleri kaybettikten sonra 7 Haziran'da ee, sarayda kendisini ağırlayıp bundan sonra ne yapılacak bu konuların kendisiyle konuştuğu biliniyor. eee Vesaire vesaire. Dolayısıyla yine akıllara gelebilecek bir isimdi. Deniz Baykal işte bu iddialarla ilgili konuşmuş ve tüm iddiaları reddediyorum. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmez. CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim demiş e, Deniz Baykal, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili. Arkadaşlar son durumu da bilgi verirseniz bana. Peki, tamam. Peki, tamam. Teşekkür ediyorum. O zaman bir haber girelim şimdi. Olur mu? Hazır mıyız? Tamam. Tamam. Şu sekiz numaralı haberi hazırlarsak sevinirim. Evet, 8 numaralı haberi hazırlayalım. E, Haldun Bey'e bağlanmak için e, bir hazırlık süresi uzadı. O yüzden e, bir haber girelim. Tamam. Şu enflasyon açıklanacak ya, dar gelirli enflasyon karşısında ezildi haberi var. Dün e, aktarmıştık onu. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyonun dışında vatandaşın yaşadığı bir enflasyon var. Ezen ezici bir enflasyon. Tane Taneyle sebze alıyoruz, taneyle meyve. Ya bu nedir Türkiye'nin hali ya? Yüksek enflasyon karşısında azalan satın alma gücü sofralarda en temel ürünleri eksiltti. Et ve balık fiyatları çok yüksek. Sebze, meyve aynı şekilde yüksek. Yağ fiyatları yüksek. Bana bunlar lazımdı. Hiçbirini almadım. Temel gıda maddelerinin fiyatlarında yaşanan artış sofraya da yansıdı. Onlar da çok pahalı. Yani bir insan ben şimdi 72 yaşındayım. Ben mesela istememek için canım istediği şuradan bir şeyler alayım. Yok alamıyoruz. Mesela diş macunlarına baktım 20 liradan aynı boyda 150 liraya kadar çıkıyor yani çok saçma. İşçinin de memurun da emeklinin de geliri aşırı zamlar karşısında erici. Emekliye ne soruyorsunuz kızım? Ne alabileceğim? Sadece fiyatlara baktım. Alıyorum. Ama e, yani eskisi kadar çok değil. Plan plan. Ee, evet. Yani mesela şöyle söyleyeyim. 200 gram, 250 gram o şekilde. Aralık 2021'de 2 liraya alınan ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. 100 liradan aşağı çıkmıyoruz buradan. Bir girmek çıkmakla 100 lira. Aynen. 3 parça şey. Yine geçen yıl Aralık ayındaki asgari ücretle 2127 adet ekmek alınabilirken bu sayı bu yıl 1100'e kadar düştü. Ya şuraya gelip bir peynir zeytin mümkün değil. Birer avuç bir avuç eskiden kiloyla alıyorduk. Evet enflasyon araştırma grubu açıkladı Ekim ayı enflasyon verilerini. Aylık enflasyon 7.18, yıllık enflasyonsa %185. Evet, ENAK verileriyle aylık enflasyon Ekim ayında %7.18 artmış. ETÜFE'nin son 12 aylık artışı ise %185 olarak gerçekleşti diyor. Bunu bakayım internet sitesine de girmiş mi? Sosyal medya hesabından duyurmuş ama henüz internet sitesinde yok. Dolayısıyla kalemleri göremiyorum. Hangi kalemlerde en çok artış var? 7, oldukça yüksek tabii ee, Ekim ayı e, enflasyonu. İstanbul Ticaret Odası'nın verileri de İstanbul enflasyonuyla benzer biçimde ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla hani bu yavaşlayacağı söylenen, baz etkisine güvenilen, e, Aralık ayı sonunda da %65 olacağı hem orta, orta vadeli programa yazılan, hem de e, Merkez Bankası'nın güncellediği tahminleriyle 65 olarak ilan ettiği, olacağını düşündüğü, Enflasyonun daha da üzerinde olacağı, baz etkisinin de öyle e, çok ciddi bir düşüşe neden olmayacağını ortaya koyan veriler bunlar. Tabi daha bir de TÜİK var, bu işin bir de resmisi var. Hani bir kişisel görüş var, bir de resmi görüş var. Bu hayatın içindeki enflasyon. Bakalım bunun resmisi ne? Öyle ya, resmisini bilmeden e, bir şey söyleyemeyiz. Bir kalemleri tekrar Bakacağım. Henüz güncellemiyor. Belki benim sistem şeyimde sorun vardır. Bilemiyorum. Enak grup. Aylık 7.18, yıllık %185'lik artış. Saat 10'da da zaten e, TÜİK açıklayacak. Onu da oradan aktaracağız sevgili izleyiciler. Bugün tabii 3 Kasım. AKP'nin 20. yılı, AKP'nin 20. yılı nedeniyle, iktidardaki 20. yılı nedeniyle e, bu 20 yılda neler oldu, neler bitti? Buna dair haberler var, yorumlar var. E, ne oldu? Sözcü Türkiye birçok başlıkta geriye gitti diyor. E, demokrasi, hukuk, basın özgürlüğü, yolsuzluk başta olmak üzere ekonomi de herhalde buna eklemek lazım. Ya diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü katıldığı programda hani elinize yüzünüze dursun diyor ya öyle bir tavrı var. Ya biz neler yaptık ya diyor. Diyorlar ki bize fabrika yapmadın. Otoyollar, köprüler, hastaneler. E fabrika nerede? Şimdi fabrika yapmadın deniyor. Yani Türkiye'nin üreten en önemli kurumlarını sattınız. Telekom'u sattınız, Tüpraş'ı sattınız, Petkim'i sattınız, Kağıt Fabrikası'nı kapattınız, Sümer Bank'ı kapattınız, e, Tekeli sattınız. Sattınız, sattınız. Ne var ne yoksa sattınız diye. Geride bir şey kalmadı. Üreten, dolayısıyla enflasyonu düşürecek olan her şeyi sattınız. Diyorsun ki, ya arkadaş bir fabrika yapmadın, bir üretime dönük herhangi bir hamlen yok. Cumhurbaşkanı buna yanıt veriyor. Ya diyor, öyle diyorlar ya, bakmıyorlar şuraya diyor ya. Her taraf yol yaptık, köprü yaptık, hastane yaptık. Bak, hiç içinde üreten bir şey yok. İki, e bunları nasıl yaptınız? Bu yaptıklarınızı da zaten milletin sırtına yüklediniz. 20-25 yıllık garantilerle, döviz karşılığı garantilerle üstelik. Ama demek ki iktidar olmak böyle bir şey. 20 yılın sonunda da dönüp bir muhasebe yaptıklarında çok iyi yaptık diyorlar. Valla AKP'lilerin böyle dediği, AKP yöneticilerin böyle demesi normal de vatandaş öyle diyor mu derseniz onu herhalde bugün sokakta sorarız. AKP 20 yılda ne yaptı diye. Onu da bültenlerimizde aktarırız. Demokrasi endeksinde dipteyiz. Türkiye 179 ülke arasında 147. sırada. Son 10 yılda en fazla antidemokratik hale gelen 10 ülkeden biri. Bakın son 10 yılda yani AKP'nin iktidarını pekiştirdiği ve istediklerini daha çok hayata geçirdiği son 10 yılda en fazla antidemokratik hale gelen 10 ülkeden biriyiz. Demokrasi Ligi'nde Cibuti ve Ruanda gibi ülkelerin altındayız ifade özgürlüğünden medyaya baskıya iş dünyasının özgürlüğüne kadar çok farklı parametrelerde yaklaşık 30 milyon veri noktasından bilgi alarak hazırlanan demokrasi raporunda Türkiye seçimli otokrasi olarak tanımlanıyor. Hukukun üstünlüğü endeksi. Burada yine diplerdeyiz. Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere'nin yanında İngiltere, Amerika, Japonya, Kanada gibi ülkelerin gerisinde değil. Uruguay Birleşik Arap Emirlikleri, Ruanda, Nabibya, Malezya, Senegal, Gana, Muhalistan, Burkina Faso, Trinat ve Tobago'nun da arkasındayız. AKP 20 yılda nereden nereye ülkeyi götürdü? Hukukun üstünlüğü endeksinde durumumuz bu. Basın özgürlüğü endeksi. Demokrasinin olmazsa olmazlarından biri bu. Basın özgürlüğünü sanki işte bu televizyonun çalışanlarının bir sorunu gibi ya da bir gazetenin e, sorunu gibi algılayanlar, değerlendirenler demokrasinin ana unsurlarından biri bu. Cumhuriyet kutladık ya cumhuriyeti 29 Ekim'de. Cumhuriyet bir yönetim şekli ama bu yönetim şeklinin esaslı biçimde uygulanabilmesi için kurumlara ihtiyacı var. Yargı, yürütme, bunların birbirinden ayrılması, birbirini denetlemesi sınırların aşıldığı yerde dur denilmesi, o yüzden anayasa, anayasa mahkemesi ve dördüncü güç demokrasilerde medya, basın. Dolayısıyla basının özgür olması, aynı zamanda demokrasinin işlemesi, iktidarların kontrol edilebilmesi anlamına geliyor. Hesap vermesi anlamına geliyor. O yüzden ilk hedefleri basın. O yüzden havuz medyası oluşturuldu. O yüzden kamu bankaları karşılıksız kredilerle daha sonradan alacak da almakta bayağı zorlanacakları kredilerle Türkiye'nin en büyük medya gruplarını teslim aldılar. O yüzden bazı kanallara sürekli cezalar kesiliyor. Basın, basın özgürlüğü. Neredeyiz? Heh, orada da ee... 2010 yılında 138, 2015 149, 2024'te, 2020'de 154. lüğe kadar gelmişiz. Daha iyi yaşam endeksi, sondan 7. sıradayız. Yolsuzluk algı endeksi, 96. sıradayız. En, son 10 yıl içinde en çok puan kaybeden ülkeler arasındayız yine. Sefalet endeksi, birinciyiz. Enflasyon artı işsizlik topladığınızda Arjantin'i de geçtik. Muhtemelen bugün farkı biraz daha açacağız TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisiyle. Gri listedeyiz. Kara para aklanan ve terörün finansmanında kullanıldığına dair para kaynağına ilişkin soru işaretlerinin bulunduğu ülkeler arasındayız. Nerede iyi bir liste varsa onun dibinde, nerede kötü bir liste varsa onun tepelerindeyiz. Kimisinin en tepesinde, kimisinde yarışıyoruz. Yani, yani üçüncü, beşinci, ikinci ama mutlaka ilk beşte, de filanız. Kim yaptı bunları? Bu ülke bu hale nasıl geldi? AKP'nin yönettiği 20 yılda geldi. Ve 21. yılda AKP bize Türkiye vizyonu anlatıyor. Türkiye vizyonu. Yeni yüzyılda Yeni şeyler yapacaklarmış. Eski yaptıkları bir yana, üstüne yeni şeyler yapacaklarmış. Bu konuda Ali Babacan'ın sözleri var. Onu ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar yeni numaralı haberimizi? Bakın Erdoğan'ın bu yeni yüzyıl hikayesine Babacan diyor ki elinizi tutan mı var yeni yüzyılı niye bekliyorsunuz? Şimdi yapın yapacaksınız. Evet bu güzel İstanbul sabahından bu güzel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İstanbul kalkınma seferberliği eylem planını tanıtım toplantısında konuştu. Sandık günü var ya o sandık günü. Sonuçların açıklanmasıyla beraber bu özgür ve zengin Türkiye hedefimize doğru yola çıkacağız. Babacan'ın eleştirileri AKP iktidarının Türkiye yüzyılı projesine oldu. Türkiye yüzyılı vizyonu gibi bir program vaadiyle sizlerin huzuruna çıkmak Kolay değil. Bir buçuk saat boyunca içi boş bir Türkiye yüzyılı masalı dinledik. Şu anda fiilen yaptıklarını ayrı bir telden çalıyor. Açıkladıkları Türkiye yüzyılı ayrı bir telden çalıyor. Niye gelecek yüzyılı bekliyorsun diyen Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Çoğulcu demokrasi diyorsun. Katılımcılık diyorsun. İnsan hakları diyorsun. Niye gelecek yüzyılı bekliyorsun ya? Yapsana bugün. Bugün uygulasana. Elini tutan mı var? Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Ama arkadaşlar bakın bizde ne boş laf var ne de kuru laf kalabalığı var. Biz çalışıyoruz, iş üretiyoruz, iş. AKP iktidarının adalet ve özgürlük vaatlerine tepki gösteren Babacan seçim vurgusu yaptı. Dört yılı geçti. Akıllarına eseni yapıyorlar. Hak, hukuk tanımıyorlar. Adaleti her gün çiğniyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Türkiye yüzyılında biz adalet diyeceğiz, özgürlük diyeceğiz. Evet, AKP'nin Türkiye'yi nereden nereye getirdiği, Türkiye vizyonu olarak yani tam da anlayamadığımız yeni hedefleri, hakikaten tam olarak anlayamadık. Anlasak söyleriz yani. Bak şunu söylüyorlar, olur mu olmaz mı tartışırız. Bir şey söylemediler, kucaklaşacağız dediler. Yani daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı olacağız kimi kucaklayacak? Nasıl kucaklayacak? Yani geride kalmış 3-5 tane 3-5 AKP'liye tam olarak teslim olmamış kurumu da AKP'li hale getirince mi kucaklaşmış olacak mesela? O mudur demek kucaklaşmadan kastı o mu? Herkesi kendi rengine boyadığı, herkesin AKP'li olduğu bir Türkiye yaratmak. Kucaklaşmadan kastı herhalde bu. Çünkü şimdi yani polisi gördük. İşte Polis Akademisi Değil mi? Başka başka kurumlar, o kurumlardan verilen mesajlar filan görüyoruz. Ne kaldı? Eh, basın kaldı. 3-5 onları da. <laughs> yani boyayamadıklarımızı kapatalım. Meslek örgütleri, kurumlar var. Öğretmenler var. Hala. Türk Tabipleri Birliği var. Mimar Mühendis Odaları Birliği var. Barolar var. Yani onlar böyle kurum. Onları da herhalde kucaklayacaklar. Yani AKP'li hale getirecekler. Getiremediklerini de son virajda artık yeter deyip kapatacaklar. Böylece yeni yüzyıl vizyonunu ortaya koymuş olacaklar. Öyle anladım yani. Bir kucaklaşma var. Bak kucaklaşmadan bu kadar çıkartabiliyorum. Bir şey daha olsa onu da yorumlarım. O yok. Yani ikinci şeyi göremedim. <laughs> Mehmet Ali Güler demiş ki, Tamam AKP'nin yaptıkları belli. Karşısında gelen ne yapacak? Onu konuşalım demiş. Yeni Cumhurbaşkanının programı. İsimler elbette önemlidir. Ancak isimleri fikirlerden ve olaylardan çok tartışmak iyi değildir. Günlük siyasetimiz ne yazık ki böyle yürüyor. Altılı masanın adayı kim olacak? İktidar bunu tartışıyor ve tartıştırıyor. Muhalefetin bir kısmı da bu tartışmaya katılıyor. Evet isim önemli ama program daha önemli. Asıl isimden önce programı tartışmalıyız. Erdoğan'ın karşısına çıkacak cumhurbaşkanı adayının programı ne olmalı? Üstelik bu tartışma Erdoğan'ın karşısına çıkarılan önceki cumhurbaşkanı adayı nedeniyle iki kere önemli. Çünkü Ekmelettin İhsanoğlu'yla Erdoğan'ın programları neredeyse aynıydı. Haliyle Erdoğan'ın benzeriyle Erdoğan'ı yenemediler. Nitekim CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, MHP'nin meclis adayı, MHP'de AKP'nin iktidar ortağı oldu. Evet ya. Öyle de bir mesele var. Var. Yeni bölüşüm. Bir, yeni cumhurbaşkanının ekonomi politikasının en tepesinde yolsuzluklarla hesaplaşmak olmalıdır. Geçmiş dönemde kamu ihalesi, belediye, vakıf yöntemlerle yapılan büyük sermaye transferleriyle ortaya çıkan yeni zenginleşmeler tek tek incelenmelidir kim olacağı değil ne yapacağı önemli ve bunu yapmalıdır diyor Mehmet Ali Güller. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde devam edeceğim. Bir gel bakalım diyecekler. 20 yıl önce ayağına alacak ayakkabısı olmayan sen. Şimdi buralarda nasıl oluyor? Anlat. Alın teriyle alnının çalışmayla kazanmış olabilir tabii ki. Yani Zenginleşen herkes illa bir yolsuzluk üzerinden zenginleşmiş anlamına gelmez. Ama herkes bu zenginleşmenin hesabını da verebilmeli. Öyle değil mi? Bu sorulmalı. 2. Özalla başlayan, çillerle gelişen ve Erdoğan babacanla zirve yapan özelleştirmeler stratejik kurumlardan başlayarak kamulaştırılmalıdır. Kritik, önemli bir nokta. Ekonomide kamuculuğun ağırlığı arttırılmalıdır. Zenginlerin zenginleştiği, yoksulların yoksullaştığı bir dönemin ardından hızla makası daraltacak bölüşüm politikaları hayata geçirilmelidir. AKP döneminde inşa edilen oy için sadaka dağıtan devlet yerine yeniden güçlü sosyal devlet inşa edilmelidir. İşçi sınıfının ve emek örgütlerinin önündeki tüm yasaklar kaldırılmalı, emek temsilcilerinin çalışma başta tüm ekonomik politikalarında özne olmasının anayasal yolu sağlanmalıdır. Finans kapital düzenine karşı endüstriyel tarım ve ağır sanayi atılımı yapılmalıdır. Tarımda ve sanayide üretim programları desteklenmelidir. Yeni Cumhurbaşkanı, Cumhuriyeti ve savcılarını ayağa kaldırmalıdır. Adalet tanrıçasının gözünü kapatmalı, yargıçların cübbesindeki düğmeleri koparmalıdır. Laikliği tavizsiz uygulamalı, bir ucu katı laiklik, diğer ucu özgürlükçü özgürlükçü laiklik olan laikliği sulandırma çabalarına karşı ideolojik mücadele yürütmelidir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyerek yeniden bilimsel eğitime dönmelidir. FETÖ'yle, FETÖcülükle, tüm tarikatlarla mücadele etmelidir. 15 Temmuz ve sonrasını çok net hatırlıyorum. Şunlar söylendi. Dendi ki bir yeni kapıda buluşma vardı ya. O zaman eğer Erdoğan iktidarı diğer muhalefet partileriyle beraber 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gösterilen o birlikteliği siyaset sahnesine taşıyabilseydi, o zaman hem fetöyle samimi gerçek bir hesaplaşma hem de Türkiye'nin geleceğine dair de yeni bir dönem inşa edilebilirdi. Onu yapmadı. Kendi eksiklerini, kendi kusurlarını, kendi sorumluluklarını örtebilmek için muhalefeti yine ötekileştirdi ve olağanüstü hal düzeniyle yoluna devam etti. O zaman belki olağanüstü hal düzenine de gerek kalmazdı. Ya da çok kısa olurdu. İki ay, üç ay. İş biterdi yani. Böyle bir milli birlik hükümeti kurulabilseydi, onun yerine başka bir yol tercih etti. Peki FETÖ ile hesaplaşıldı mı? Peki gerçekten e, bu dönem ciddi biçimde sorgulandı mı? Şöyle bir sorgulama hiç yapıldı mı? Ya biz niye bu belaya çattık? Niye bu ülke bir gün kalktı ve siyasal İslamcı bir hareketin devleti ele geçirmek için orduya, emniyete, bütün mülki idareye bu nasıl bu kadar etkili hale geldi ve biz bunu tekrarlamaması için ne yapmalıyız? Bu sorgulama yapıldı mı? Bak Soma'da yapılmadı, Amasra patladı. 15 Temmuz'da da yapılmadı ve FETÖ'den boşalan yerlere başka tarikatlar, başka cemaatler yerleştirildi. Çünkü kafa şu kafa değil. Tarikat ve cemaatlere devleti teslim edersen her teslim ettiği yerde orayı daha çok sahiplenir. Yasalar, hukuk, devlet yapısı içinde değil, o tarikat, cemaat yapısı içerisinde orayı ele geçirme, sürekli büyüme, diğer tarikat ve cemaatlerle yarışma noktasına gelir ve gün gelir bunların arasındaki kavga, işte birinin darbeye kalkışmasıyla, birinin bilmem nesiyle filan yine büyük sorunlar doğurur. Herkes yerine çekilecek. Çekilmeli. Devlet bu yapılardan korunmalı demesi gerekirdi. Demedi. Demedi. Diyemezdi. O ayrı. Yani demedi derken, ya niye demedi demiyorum. Diyemezdi onu biliyorum. Onu bilerek söylüyorum. Dolayısıyla Cumhuriyeti ve savcıları yeniden ayağa kaldırmak lazım. Erdoğan, Gül Davutoğlu üçlüsünün inşa ettiği yayılmacı yönleri olan Amerika'nın küresel düzeni altında alt bölgesel düzenler kurma politikası reddedilerek Atatürk döneminin aktif kolektivizm modeli yeniden uygulanmalı, tam bağımsızlık hedefiyle, yurtta barış komşularda barış anlayışıyla anti-emperyalist bir dış politika oluşturulmalı. Atlantik yüzyılının ardından belirlenmeye başlayan Asya Pasifik yüzyılına uygun konumlanmalı. Ulusal savunma için ulusal silahlanma programı temel alınmalı, bunun gereklerini yerine getirecek bir bilim teknoloji eğitimi hedeflenmelidir. Bakın büyük bir masal anlatıyorlar. Anlattıkları masal şu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyon programında telebiri hedef gösterdiği Merdan Yanardağ'ın İHA'lar ve SİHA'larla ilgili yorumu üzerinden doğrudan hedef gösterdikleri o bölüme dair şunu söyleyelim. Bunu herkes biliyor. Yeni bir şey söylemiyorum yani. Türkiye özellikle bu bugün AKP'nin hava attığı kendince silahlanma konusunda, kendi silahlarını geliştirme konusunda AKP öncesinde büyük projeler geliştirmişti. Bu projeler AKP yüzünden ertelendi. Son derece önemli projeler. Ya onu o yaparsa olmaz. Bunu bizim adama bu işin içine katmak lazım denilerek bu konuda bütün araştırma geliştirmesini tamamlamış kurumların elinden devralındı. Tank Palet Fabrikası'nı bilmem kime verdiler? Milgem ve Milgem'in başına gelenler, İHA'lar, SİHA'lar, İHA'lar ve SİHA'ları yalnızca bu Bayraktar grubu mu yapıyor? O mu geliştirdi bütün bu şeyleri? Türkiye'de ASELSAN'ın diğer... Ee, Şimdi adını getiremedim. Yani o kadar çok mesafe kat edilmiş ki, o kadar çok yatırım yapılmış ki, o kadar çok plan var ki. 10 yıl önce olması, bitmesi gereken işler 10 yıl sonraya sarktı. AKP'nin aklı başına çok sonra geldi. Ha gelirken bu yaptıklarını da yine belirli gruplara ve belirli gruplar üzerinden geliştirmeye çok dikkat etti. Oradaki yalnızca Türkiye'nin güçlenmesi değil, aynı zamanda belirli grupların bu işleri yapması konusunda da çok hassas davrandı. AKP'nin o anlattığı hikaye aslında 10 yıl önce, 15 yıl önce tamamlanması gereken hikayeler. Hala eksik kalan birçok şey var. Ergerekon, Balyoz kumpaslarında Deniz kuvvetleri özellikle niye hedef alındı? Bak şimdi Yunanistan'ı bize anlatıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Yunanistan bir gece ansızın gelebiliriz. Nasıl gideceksin? Darbe yapılacak diye darbenin asli unsuru olarak deniz kuvvetlerini hedef alan FETÖ boşuna mı hedef aldı? Amerika'nın, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz planları Ege planlarında onu caydırıcı, ona karşı kullanılacak Türkiye'nin gücü, deniz gücü değil miydi? O yüzden bu silah, silahlanma, bilmem bir devri kapattık, yeni bir devir açıyoruz hikayelerini eni boyu konuşmak lazım. Evet, ulusal savunma, ulusal silahlanma deyince onlara da bir ben söyleyeyim. Sığınmacı sorunu Türkiye'nin büyük sorunlarından biri. Çok büyük sorun. Şimdi de 10 yıl sonra nasıl AKP onu yaparken, bunu yaparken ya et yapmayın, etmeyin. Bunlar büyük sorun doğurur dediğimiz şeyleri birer bela olarak yaşadıysak, FETÖ'ye devleti teslim ederken yapmayın, etmeyin. Bu tarikat ve cemaatlere teslim ettiğinizde bu tarikat, bu cemaat devlete sızmayı hedef olarak belirlemiş bu cemaat bu ülkenin başına büyük bela olacak denliğinde kulağını kapatan, bugün tarikat ve cemaatlere teslim etmeyin bak büyük sorun doğuracak denliğinde kulaklarını kapatan iktidar, sığınmacı sorunu konusunda da kulaklarını kapatıyor. Ve bize başka bir hikaye anlatıyor. Ama biz 5 yıl sonra, 10 yıl sonra başka bir şey yaşayacağız. Sığınmacı sorunu doğuran politikalar terk edilmeli, emperyalistlerle yapılan göç anlaşmaları iptal edilmelidir. Bakın bu sorunlardan birincisini şu anda konuşuyoruz. Yani ekonomi ekonomi alanında yaşanan sorunlar, daralan alanlar, iş gücü vesaire filan hani bütün bunları konuştuk. Ama top, doğrudan toplumu tehdit eden unsurlardan biri uyuşturucu trafiği, uyuşturucu ticaretiydi. Kaç kişi söyledi, kaç kişi yazdı? Afganistan ve Afganistan'a açılan kapılardan Türkiye'ye uyuşturucu gireceğini. En son Turan Çömez anlattı Tele1'de. Rotasını anlattı. Kimler nerede, nasıl yapıyor bu işleri? Bugün Türkiye'de konuştuğumuz uyuşturucu meselesinin köklerini anlattı, nereden nasıl geldiğini. Ama bu zaten söylendi. Taliban'la aynı zihniyetteyiz diyen iktidarın, Taliban'la kucaklaşmak için hevesli olan, aa orada da fırsatlar var diyen iktidarın, her gün yüzlerce Afganlı genç erkeğin sınırdan girişini seyreden iktidarın, Yaratacağı sorunlar anlatıldı. İşte bugün onları yaşıyoruz. Bugün onları yaşıyoruz. Altılı masanın aktörleri şu anda daha çok programsızlıkla ittifak yapmış görünüyor. Ancak geçmiş seçimler incelendiğinde görülecektir ki seçimler sonucunu asıl belirleyen ortaya konulan güçlü programdır. O nedenle Erdoğan'ın karşısına isimden önce bir program konulmalı demiş Mehmet Ali Güller. Bu konu bugün ee, Orhan Bursalı'nın da gündeminde o isim üzerinden altılı masa nasıl gidiyor onu yazmış. Altılı masa tehlikede mi? Niye bu elense? Gerilim var mı? Diye sormuş yazısının başlığında. Meral Akşener CHP'ye daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na elense çekti. Küçük bir partiyi de yedinci olarak masaya davet ederek. Normalde Meral Hanım istek ve önerisini masaya öneri olarak getirmeliydi. Normal olarak ama yapmadı en parti liderini ziyaret etti hem de davet etti. Şüphesiz bu konuda kararı yakında yapılacak masa toplantısında liderler verecek. Elense çekti derken neye karşılık? Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını neredeyse ilana varan açıklama ve konuşmalarına karşı bir elense. Şüphesiz Kılıçdaroğlu ve ekibi adaya altılı masa karar verecek diye sık sık açıklamalar yaptı ve yapıyor. Fakat bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun aday seçilecek tek aday benim şeklinde yorumlanan yorumlanabilecek çıkışları da masadaki özellikle iki lideri rahatsız ettiğini biliyoruz. Biri Babacan, diğeri Meral Akşener. Akşener'in bizim borcumuz yok. Eğer bir borç vardıysa biz onu 31 Mart'ta ödedik. Hala hatta alacaklı hale döndük. Altılı masanın noter olma görevi yok. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP'li de olabilir. Kazanmak önemli. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmak birlikteliğe zarar verir gibi benzeri sözleri son olarak bazı CHP'yi destekleyen kalemlerin masadaki liderlerin geçmişleri üzerine hesap vermeleri gerekir biçimindeki yazılarından rahatsızlığını dile getirmesi de bu bağlamda değerlendirilmeli. Diyor ki, gerilim niye artıyor? Aslında dikkat edin, seçim süreci ilerledikçe altılı masa partileri arasında Cumhurbaşkanı adayının seçim halinde Nasıl bir program uygulanacağı, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları veya yardımcıları yardımcısı, bakanların seçimi, ekonomi, diğer bakanların kimlerde olması gerektiği gibi konular üzerinde perde arkasında süren tartışmalar ilerleyip geliştikçe masada gerilimin arttığını görüyoruz. Yani gerilimin nedenlerinden biri de program belirleme safhasında artık son noktaya gelinmiş olması. Farklı fikirler ben bir ekonomi politikası oluşturacaksınız. Köprüleri özelleştirecek misiniz? Şey, kamulaştıracak mısınız, kamulaştırmayacak mısınız? Bayramda bedava geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz? Bu gerilim bence partileri kendilerine en çok yarar sağlama yönelik çabaların gerilimi. Ama unutmasınlar ki esas gerilim ülkede. Partilerden yararlarından ziyade Türkiye'de zorunlu ve şart olan iktidar değişikliğinin gerçekleşmesini sağlayacak adımları... Güven verici bir şekilde atılması her şeyden daha önemlidir. Ülkenin bir 5 yıl daha beklemeye tahammülü yok. Altılı Masa'ya uyarıları var. Orhan Bursalı'nın masa dağılmaz ama böyle sürerse güven sarsılır, dedikodu alır yürür. O yüzden 14 Kasım toplantısı önemli. Dün ayrı bir noktaya da dikkat çekmeye çalıştım. Altılı Masa bu seçim ve seçimin kazanılmasında önemli olduğu gibi... Seçimden sonrası, seçim güvenliği, yeni iktidar ilanı o süreçte de bu altı partinin bir arada olması önemli. Bakacağız, göreceğiz, takip edeceğiz. E, Haldus sonmaz Türkiye yayını alacağız diye anons ettim e, program başında, ortasında, bu bölümün başında. E, arkadaşlarımız teknik olarak yaşadıkları sorun nedeniyle, yayına alamadılar. Öncelikle sizlerden özür diliyorum. Yani yayına alacağız dedik ama yayına alamadık. Bir teknik sorun. Yani Aldın Bey'in sesini yayına taşıyamadık. Görüntüsünü taşıdık, sesini taşıyamadık. Arkadaşlarım öyle bütün hani tek, teknik ekip de sorunu çözmeye çalıştı. Şu anda bulunduğu yeri bilmiyorum. Yani daha önce bulunduğu yer midir? Orada mı böyle bir sorun var? İşte bak o teknik sorunu çözerken böyle masa, mesela ekran şey yapıyor. Değişebiliyor. Biz daha önceki Haldun Bey'le bağlantılarımızda e, düzenli olarak bağlantının belirli bir dakikasında bir yayın kesilip sonra donup, donuyordu biz tekrar arıyorduk. Herhalde e, izleyen arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar müdahale ediyor diye yorumu vardı. E, bugün, hani bu bir hani şey diyor ya, e, paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Şimdi bu şüphe, bu kuşku... Ee, dile getirildiğinde belki kimileri böyle değerlendirmiş olabilir, ya yok ya filan demiş olabilir. Bilmiyorum yani bu kadar tesadüf olur mu üst üste. Ee, bizden kaynaklı değil yani. Biz almamak için bir çaba sarf etmedik. Tam tersine almaya çalıştık ama aşamadığımız bir sorun var şu anda. Daha önce yaşamadığımız bir sorun. Polis, jandarma onların siyasete müdahalesi olarak yorumlanan suç duyuruları, polis evinde şarkı söyleme işlerini konuşacağımız gün bağlanamamış olmakta. Tuhaf geldi tabii. Ben de demek ki yavaş yavaş tuhaflıklara şey yapıyorum. Hak vermeye başlıyorum. Tesadüfün bu kadarı yani. Neyse sonuçta başka günler var. Başka günlerde yine oturur konuşuruz bu konuları yeniden değerlendiririz diyelim. Bu program için yapamadık bunu. Ee, sevgili izleyiciler, bu notu da paylaştıktan sonra sizlere veda ediyoruz. Biraz sonra enflasyon açıklanacak. Gerçek haber, gerçek ekonomide, Bilgi yurtta gülen sizlerle birlikte olacak. Ondan önce, enflasyon açıklanmadan önce. Ve Selçuk Geçer e, programın konuğu olacak. Enflasyon verilerini konuşacaklar. Onu e, sizlere duyurmuş olayım. Ve yarın sabah 7'de buluşmak üzere veda edelim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın.